Bu programdaki kişiler ve yaşananlar tamamen gerçektir. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye. Zevke veda, neşeye de veda artık her şeye. Hasret damla doldu gönlüm, hicran hasret damla doldu. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ay vitaminlerim benim, harikasınız. Sağ olun, iyi ki varsınız sizlerle. Enerji güç buluyoruz, ayaklarınıza sağlık. Startim ekranlarından herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ve efendim cumamız mübarek olsun. Telefonlarımız, kapılarımız hayırlı haberler için inşallah çalsın. Hayırlı cumalar hepimize efendim. Yeni telefon numaramız 0212 702 18 18. WhatsApp'tan ulaşabilmeniz için de 0542 830 30 30. Bakalım saat 19'a kadar neler izliyoruz. Hazal, benim adımlarım sana büyük ya da ağır mı geldi? Birkan ve Hazal aşkına nazar mı değdi? Problemin olduğunu bildiğim için zaten üstüne gitmek istemiyorum Birkan. Sana karşı ağır olmamdan, duygusal bakmamdan ya da benim konuşmalarım sana çok büyük geldiyse ben gitmek istiyorum dersen buyur. Yıldırım aşkında sona mı geliniyor? Şimdi... Hanife'nin bu talibi çok konuşuldu. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle şaşkınlığa uğrattı. Aşk bizi nerede nasıl yakalar diye. Belki paravanın arkasındadır canım. Hanife'nin yakışıklı Okan'a merakla beklenen cevabı. Şimdi. Burada açıklayamayacağım bir sebep var. Bu mesaj stüdyoya bomba gibi düşecek. O mesajdan sonra ne yapacağımı bilemedim. Bu mesaj karşısında gerçekten şok oldum. Kim, kime ne mesajı gönderdi? Bu mesaj olayı benim aklımı çok karıştırdı. Yorum bile yapamıyorum yani. Ortalık fena karışacak. Şimdi. Dudaklarımda bir ateş. Avuçlarımda alevsin. O... Güzeller güzeli genç bir kız. Karşılıksız aşkı onu gözyaşlarına boğdu. Her şeyimsin. Aşıksana Serkan. Karşımda böyle ağlayınca ben iptal oluyorum ya. Ve bugün nefesler tutuldu. Milyonlar bu kararı bekliyor. Serkan Angelina'ya bir şans verecek mi? Şimdi... Karşılaştırmamız olacak, o da Perişan için. Talibini davet edeceğim, hazırsan. Gelmeden önce ben bunu size hediye vermek istiyorum. Aa, ben çok değerli bir arkadaşım, sizi çok seviyoruz. Aa, çok canım, tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle, çok merak etmiyorum. Böyle öpmeyeyim, hastayım, tamam, bulaştırmayayım. Tamam. Çok zahmet etmişsiniz. Tamam. Arkadaşın ismi ne tatlım? Aa, Nevin. Nevin'e de çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsiniz. Çok incesiniz. Murat Bey geliyormuş Perişat'cığım senin için. Alkışlayalım. Size de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nereden ağırlıyoruz sizi?
Ankara'dan. Ankara'dan. Ankara'ya selamlar, sevgiler. Evet, Murat Bey geldi. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? Sesiniz biraz... Kaç yaşındasınız? 31. 31 yaşında. Peki hiç evlilik çok affedersiniz. Mi? Hacer gibi bakar mısınız lütfen? Bakar mısınız? Stüdyo şefim benim hediyemi alıyor ya. Ya ben niye alıyorsun ya? Ne? Ne var içinde biliyor musun? Biliyorum. Çikolata. Ha ondan is çikolata var lütfen. Alayım. Pis küstüm. Tamam. Yemeğini al bak. Vallahi parça. Kulise götürdüm. Sonra ben size veririm. Pardon kusura bakmayın. Çikolatamı çaldılar. Peki. Pardon affedersiniz. Çikolata deyince ben biraz böyle şey oluyorum. Evet. Önemlidir. Peki Murat Bey hiç evlendiniz mi? Evlendim. Evlendiniz. Evet. Peki çocuk var mı? Var tabii ki. Kaç tane? Bir tane. Aha. Erkek mi kız? Kız. Çok iyi Allah başlasın. Sağ ol Allah. Kaç yaşında? 8. Maşallah büyütmüş de. O zaman çok erken evlendiniz. Normal. O kadar da erken değil. Bir şey aklıma gelmiyor. Aa, peki evlendiğinden sonra nereyi yaşamayı düşünüyorsunuz? Tabii ki işim gereği olduğu bir yerde. Nerede mesela? Ankara'da mı? Tabii ki. Böyle tabii ki herhalde. Yani. Yani falan. Nerede? Yani nerede çalışıyorsam ben ekmeğim neredeyse ben orada yaşarım. Tamam da onu bunu Ferişah bilemez ki. Yani. Hani siz şehir ismi söyleyin ki. Hani siz kendi hayatınızı biliyorsunuz da biz bilmiyoruz. Hani size göre tabii ki normal de o anlamıyor onun için. Yani hangi şehir Ankara mı İstanbul mı kendisi İranlı biliyorsunuz. Mesela İran'a gider misiniz istese? İşiniz müsait mi bu duruma? Değil. Değil. Tabii ki. Peki Murat Bey, kıskanç mısınız? İnsan benimsediği bir şeyi kıskanır değil mi? Mesela evlendiğinden sonra ben bir hafta arkadaşlarım beraber ya da fark etmiyor. Bir hafta tatil yapmak istiyorum. Yurt dışında ya da başka bir şey fark etmiyor. Tahlil mi yaptıracağım? Tatil. Tatil ha, yapmak tatil, için. Pardon. Evet. Pardon. Bu tarz şeyler bize uymuyor. Peki nasıl karşılaşıyorsunuz merak ettim. İnsan yani ne bileyim. İnsan yalnız yollayamaz ki yani. Yalnız göndermezmiş. Yani. Yalnız gönderme. Siz de gidin. O olabilir. Heh. Ortaya o bulacak. 7 yıl Almanya'da yaşamış Murat Bey. Hangi şehirde? Almanya'da hangi şehirde? Hangi şehir mi? Mannheim. Mannheim. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Evet. Peki. Neler olacak? Aa, İbrahim gelmiş. Hoş geldin. Yazıyor bana DM'den. Zaten sık sık. Cuma evet. Yeşil ışığın da yandı. Evet. Verin lütfen. Star Merhaba. Işığı altında. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Boş. Ne yapayım? Yorum mu yapayım? Tabii canım. Yok yemek tarifi yap. Ne pişirelim bugün? Ya ben olumsuz olacağımı düşünüyorum. Ya olacak gibi değil çünkü hani olacak gibi değil derken sanki böyle uyuşmuyorsunuz ya. Görsellik açısından ben uyuşturamadım. Peki Berha Bey'den de yorum alabilir miyim? Ben Hanife. Herkes aslında yapabilir. Herkese tabii. Berha Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben birazcık heyecanınıza veriyorum kendinizi ifade edememenizi. Ben de çok rahat gördüm bilakis. Yani bence rahat oturma olarak rahat da. Ama bence içi pek fazla rahat değil gibi gördüm. Ben küçük bir iletişim eksikliği yaşadığınızı sanıyorum. Bu iletişim eksikliğinden dolayı da çünkü ilk karşılaşma, ilk konuşma çok önemli. O enerjiyi alamadığını düşünüyorum ben. Ferişe Hanım'ın. O yüzden olumsuz olacağını düşünüyorum. Aa Nisaner abim gelmiş ya. Hoş geldin. Nasılsın Nisaner abi? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni yıl İslam alemine tüm Müslüman kardeşlerime hayırlı, bereketli gelmesini temenni i̇nşallah, ediyorum. İnşallah. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Amin. Bütün dünyaya bir de, inşallah. Bir de bayanlarımıza bir çağrım var. Bir yorumunu alalım da. Yok, vereceğim.
eşinden ayrılıp benim gibi dört duvar arasına sıkışan hanımlara çağrım var. Evet, gelsinler yahu. Ya, lütfen diyorum, lütfen. Yok kimisi... Lütfen ya, rica kimisi, ediyoruz. Kimisi kızından çekiniyor. Kimisini çevreden çekiniyor. Akrabadan çekiniyor. Çekinme her zaman dört metre kareye bizi mahkum eder. Doğru. Artık kafalarını çalıştırsınlar. Ömür o kadar kısa ki. Bir gözün aynen açık öyle gidiyorsun. Doğru, gelsinler vallahi burada. Çekinmesinler. Bizimle beraber bir yuva kurmaya çağrıda bulunuyoruz. Çağrıda bulunuyor. Bekliyoruz. Lütfen. Lütfen. Artık Nisan abin canına tak etti yahu. Evet. Olmaz bu kadar yani. Benden önce bekleyenler var. Şendoğan abi çok bekliyor. Önce önümüzü o açsın. Kısmet. Önünüzü Şendoğan abi açsın. Evet. Yorum yapmak istiyorum. Evet. Profil çok güzel. İnşallah mantıklarınız, örf adetleriniz bir tutarsa sizi çaya gitmeye davet ediyorum. Teşekkür sen ederim. Davet ediyorsun. Peki çay Hale'den de yorum alabilir miyim? Kimden canım? Hale. Abla. Hale tabii ki ablasından. Yorum istiyor doğal olarak. Murat Bey hoş geldiniz. Olumsuz. Teşekkür ederim. Direkt olumsuz. Bu kadar net. Açalım o zaman biz de ne yapalım? Tamam açalım. Yanıma koşa koşa gelirsen, geceyi yedi güne bölürsen, elini tuta tuta ölürsem, bizi kaybetme. Yanıma koşa koşa gelirsen, geceyi yedi güne bölürsen, elini tuta tuta ölürsen. Hoş geldiniz Murat Bey. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Memati nasıl ya, iyi mi? Vallahi iyi. Çok selamlar. Aleyküm selam. Bizden çok selamlar. Aleyküm selam. Peki kaç yıl Almanya'da yaşadınız? 7,5 yıl. Hı hı. Peki geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama maalesef... Olumsuz. Vallahi bir türlü olmaz yani. Yine teşekkür ederim. Peki. Her şey için. İsterseniz siz devam edin. Renkli bir şarkı. Sıkıntı yok. Ya ederiz. Hoş geldin. Sonra görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ya Ebu ile Ömer günler evvel uğurladık onları birbirlerini tanımaları için. Ne yaptılar, ne ettiler haber alamadık. Çağıralım, öğrenelim efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Vallahi bayağı zaman geçti ha. Evet. Ne yaptınız görüşmeyeli? Telefonla görüşüyoruz. Telefonla. Ondan sonra dışarıda görüşüyoruz programdan sonra. Güzel. Her gün görüştük aşağı yukarı buradan çıktıktan sonra. İyi. Yani ben şöyle söylemek istiyorum. Herkesin kendi hayatında bir yaşanmışlığı oluyor tabii. Hı hı. Bu yaşanmışlıklarla birlikte tecrübe ediniliyor. Evet. Bu tecrübelerden sonra... hayatta ne istediğinizi biliyorsunuz. Daha doğru karar verebiliyorsunuz. O tecrübelerinizi değerlendirerek. Şimdi ben de 30 yaşında bir adamım. Belli bir yaşanmışlıklarım var tabii ki. Yani nasıl bir eş istediğimi biliyorum. Nasıl bir hayat sürdürmek istediğimi biliyorum. Birlikte olacağım insanın çocuğu varsa nasıl yetiştirilmesi gerektiğiyle ilgili bir fikrim var. Ortak kararlarla bir şeyler yapılabilir. Ben Ebru'yla bir ilişkiye başlarken ona iyi bir eş olmanın yanında çocuğuna iyi bir abi, iyi bir arkadaş olabileceğimi düşünmüştüm. Hı hı. Hani nasıl yetiştirilir, kendisi nasıl ister, onu konuşarak birlikte çözebileceğimizi düşünmüştüm ben.
Öncelikle öncelikle yani vatanına milletine hayırlı bir evlat olması için, sonra annesine hayırlı bir evlat olması için. Mutlaka. Evet, ama hani, sorun nedir? Bir ben, sorun var gibi konuşuyorsun. Tabii yani şimdi 3 gündür 4 gündür konuşuyoruz. Her şey yolunda giderken ben yani bu hayatımda birlikte olabilecek insanın Ebru olduğunu düşünmüyorum artık. Neye istinaden? Bunun bir sebebi olmalı. Dün kendisiyle buradan çıktıktan sonra yine konuştuk. Kendisine de söyledim hatta. Uyarda bulundum. İkinci uyarımdı o kendisine. Neyle ilgili? Ama çok dikkate almadı sanırım. Sonrasında telefonla konuştuğumuzda, görüşmeden sonra. Ne yaptı? Sebebi söyleyebilir misin? Ben dün neyle ilgili uyarmıştım seni? Anlayamadım. Dün neyle ilgili iki kere uyarmış? Bir şey rahatsız etmiş. İki kere aynı şey yapıyor, uyardım diyor. Ne yaptın Ebru? Hatırlamıyorum. Hayır, bir yaptığım bir şey. Söyleyebilir misin Ömer? Tabii şimdi insan hayatta bir adam onuru, namusu ve şerefi için yaşar. Ben onuruma bir zarar gelecek bir şey olduğu zaman sevmiyorum yani böyle bir şeyi. Allah ve Allah. Eskiyle ilgili iki kere bana öyle bir eski eşiyle ilgili eşinin ismini söyledi ve benim çok gururumu incitti. İki kere söyledim. Bir saniye. Akşam, hangi ara akşam, ismini söyledim ben? Hatta ona kalırsa son, o da bir evlilik geçirmiş. Sen de ama bunu, ben onun ismini hiç geçirmedim. İsmini geçirmedim. İsmini söyle dediğim zaman bilir misin benim eski eşimin ismini? Bilemezsin ama ben sana biliyorum. Sana o isimle mi hitap etti? Evet ve şöyle mı? Sonunda iyilik eki de var yani. İm. Mesela atıyorum Ömer'im, Taner'im gibi. Bu şekilde bana eski eşiyle hitap ediyor. Yani ne oluyoruz? Şu an şoktayım gerçekten. Sen farkında değil misin söylediğini? Hayır farkındayım. Dün akşam telefonla bir saniye bir izin verir misin? Ben de konuşayım ya. Bağırmadın. Ben bağırmıyorum. Peki. Şimdi madem böyle, biz seninle telefonda görüştük dün akşam. Bunları bana söyleyebilirdin. Dün akşamdan sonra ben seninle telefonla görüşmek istemedim bile zaten. Görüştük mü doğru düzgün? Niye bunu bana söylemedin? Görüşmek istemiyorum veya şuradır. Birincisi ben o kişinin ismini sana söylemedim. Burada bir yalan söylüyorsun sen. Yalan mı? Niye yalan evet, söylüyorsun? Hayır, peki, hayır buna katılmıyorum. Biliyorum. Kesinlikle öyle, katılmıyorum. İsmi nedir? Ender. Ha onu bilebilir. Nereden orada bilir? Ben de ekli olmuş olabilir. Veya bir keresinde konuşmuşum, anlatmış. Şimdi Zuhal Hanım böyle. Ben de konuştum anlatacağım. Sen Ender'im diye bir iki saniye. Kere hitap etmedin. Hayır, hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Rica ederim. Evet, burada yalan söylemeye gerek yok. Burada yalan söylemeye. Ha şimdi ben yalancıyım yani hayır. Öyle mi? Ben nereden biliyorum o zaman? Hatta ben bunu ilgili akşam uyarmadım mı sana? Bir saniye. Şimdi biz Zuhal Hanım. Bir saniye. Önce ben konuşacağım. Önce bir konuşun. Tabii. Evet çünkü söz hakkı bana doğdu. Biz konuşuyoruz. Şimdi evlilik için insanlar ne yapmalı? Birbirlerini tanımalı. Şu genel geçer ifadeleri bir tarafa bırakıp sizi özel durumdan bahsetsek çok yayılıyoruz tamam, o zaman. Bana özel bir yani bizi özel yani bir durumdan. Yani sen Ender'im demedin mi? Hayır kesinlikle. Niye böyle bir şey sadece söylüyorsun? Ender belki o mevzu olmuştur. Anlatmışındır. O da eski eşinden anlattı. Neden ayrıldığı sebepleri. Her şeyi anlattı. Ben de anlattım. Bana? Eski eşimin ismini söyleyebilir misin bana? Ben belki senin kadar uyanık böyle çok düşünceli olamam ben yani. İstediğim için dikkatle benim ne içimde ne varsa dilimde de o. Tamam benim de öyle. Neyse. O şekilde konuşuyorum. Olumsuz mu? Ben zaten şimdi sana aşık şey değilim. Var. Sadece tanımak istedim o kadar. Bir de evet bak şimdi aşık değilim diye bir de şöyle bir şey var. Dün burada şahit de var. Kimdi? Çağrı vardı. Çağrı burada değil sanırım. Yok. Erdi de var. Ya mesaj atıyor beni seviyor musun? Ne oluyoruz ya ben? Ebru şimdi 34 yaşında bir aklı başında bir kadın. Anlatabiliyor muyum? Bizim daha başka şeyler konuşuyor olabilmemiz lazım. Hayatım evlenince nerede oturacağız? Anlatabiliyor muyum? Doğru. Benim bir çocuğum var 12 yaşında. Buna sen bir abilik arkadaşlık yapabilecek onları misin? Onları konuşmadık mı hiç? Hayır bunları konuşuyoruz da beni seviyor musun kaç nedir ya? Görüşüyoruz, hani 22-23 yaşında ya biraz daha genç insanlar olsak bazı şeyleri yaşamamış olsak ben anlarım gencim. Ben bunu. Belki sen kendini yaşlı hissediyorsan ben gencim. Ve de ya, ne istediğimi bu hayatta iyi biliyorum. Ben hayır. Olumsuzsa olumsuz. Hayır yani bir kere ona katılmıyorum. Yalan söylüyorsun. Ben hayır, Ender şimdi, demedim. Ender'im demedim. Bak sen bana yalancı söyledin. Bak, ben seni evlilik için, seni tanımak için her şeyimi, Ebru'cum. Geçmişte ne yaşadıysam hepsini anlattım. Anlattım. Bir kez de sen de anlattın. Ben de anlattım. Anlatırken tabii. İsmini söylemiş olabilirim yani. Ender'im mi dersin ama? Hayır. Kesinlikle. Hayır, bana, oğlumun bana üzerine yemin ediyorum öyle bir şey kullanmadım. Ya rica ederim öyle bir hayır. Şey söyleme hayır. Hayır. Gerek yok. Hayır. Şey. Burada beni küçük durma, kötü hatta durma. Hatta ben böyle bir şey yok. Hayır. Şöyle bir şey var. Ben bu hafta sonu annemlere falan götürecektim. Antalya'ya götürecektim. Kendisiyle konuşuyoruz. Annem yazık orada kazak örmeye çalışıyor falan. Benim annem de seninle konuştu. Güzel konuşuyordu. Şimdi bunlara ne gerek vardı? Ama annemle konuşurken böyle konuşmadı. Ya tabii yakın gayet konuştum güzel çünkü böyle bir durum yoktu. Ebru şöyle sorayım o zaman. Evet. Neden sence böyle bir şey yapma gereği duysun Ömer? Hani her şey evet. Güzel gidiyorsa niye böyle bir şey uydursun tabiri caizse? Şimdi ya insanlar bazen göründüğü gibi olmayabilir. Biz 2-3 gündür görüşüyoruz.
kendisine bir kötü bir şey görmedim. Tanışmaya çalıştık. Kahve içtik. Tamam, ben dışarıda... onu anlamıyorum. Yani durduk yere bu adam ilişki güzel giderken niye bozmak ben için ismi, bir şey yalan söyledi? İsmini söyledim. Belki gerçekten de rahatsız etmiştir. Evet, olabilir. Bunu bana söyleyebilirdin. Dün akşam oturup simit yiyip çay kahve içtiğimizde sen böyle bir cümle kurmadın mı bana? Hayır. Ben seni bu konuyla alakalı hayır uyarmadım mı? Hayır. Sen eğer bunu şu şekilde bak, benim gözüme bakarak söyle bunu söylüyorsan ben sen bir zaten saniye benim eşim olamaz mısın? Bu kadar söyleyeyim. Bir saniye bir dön bakayım bana bir şey söyleyeceğim. Evet. Daha bitmedi. Uyardın evet bu doğru. Tamam, daha önce hani bir kere daha uyardın mı? Geçmişle ilgili konuşmayalım. Geleceğimize bakalım dedik. Zaten benim bir geçmişim olsaydı bu, ben o insanı tek cesede boşamazdım. Ya o senin anladın problemin. Mı? Ben seninle birlikte olduktan değil sonraki... O bir geçmiş, ona saygı duyacaksın. Ben bazı şeyleri burada bitirerek geldim. Bir laf etmedim. Sen bitirip geldiğini buraya düşünmüyorum ben net yani. O senin fikrin. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim Ömer. Ebru. Efendim. Şimdi ben sizin ilişkinizin ne kadar doğru olduğunu size ben ta başında da söyledim. Evet. Siz ikiniz konuşurken de ben size gerekli açıklamayı yaptığımı düşünüyorum. Dedim ki bunu siz ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Telefonda konuşurken sana da örnek verdim. Özellikle sana da örnek verdim. Çok çok güzel giden ilişkilerin dedim bitmesinin nedeni dedim üçüncü şahıslardır dedim. Doğru mu? Üçüncü şahısları asla dedim araya sokmayın kendinize de dedim yazık etmeyin. Ama bu, bunu dedim bak şimdi. Şu an böyle oluyorsa benim için daha iyi. Yarın bir gün bu eş olarak koca olarak beni savunmaz da. Hiçbir konuda. Ne bana düşünme eş olursun ne çocuğuma baba. Baba yani, olmayacaktın zaten de. Aklın başkasındayken olamam hiç zaten. Hiç kusura bakma İnsan öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Bunu bana ben... sen yap- söyleyemezsin. Ömer aklı kimde eski eşinde mi? Zuhal Hanım. Bana öyle hitap ediyorsa ne düşünürsünüz Zuhal Hanım? Zuhal Hanım ben hayır, bir Allah aşkına Demir Bey beni tanıyorsunuz ya. Tanıyanlar söylesin. Yok tamam, böyle abi bir şey ya. Ama şimdi, yani neden bundan bu kadar rahatsızsınız? Eski eşimi sevdim. Aşık olup evlendim. Tamam, ama bitti saygı gitti. Duyuyorum. Tamam benimle o da beni sevmiyor ben de sevmiyorum. Buna saygı duymalısın. Tamam saygı sen duyuyorum. Sen kendin de daha bir senedir bitirmişsin eski eşini. Evet. Sürekli onu konuşuyorsun. Ben burada çıkıp iş der miyim? Ben her ben mevzusu geçtiğinde senden tamam özür tamam dileyerek bunu konuşuyorum. Bunu seninle özel konuşurum. Ebru'cum. Burada insanların milyonlarca insanın içinde değil. Hiç alakası yok canım. Olur mu öyle bir şey? Söyleyeceksin ama. Ben eski eşimden konuşurken ya bak Ebru'cum sen beni tanıman için ben sana bunu söylerim ama bu konusu geçtiğinde çok özür dilerim diyerek ben sana konuşmaya başlıyorum. Enderim diye enderim bir laf diye olmadı. Ya da onun ismini hayır kesinlikle beni tanımayanlar konuşabilir. Hatta canlı yayına bağlanabilir yani evet, isterse yani kendisi. Bağlansın Ender Bey isterse. Efendim Demir abi söyle. Bir konuşabilseydim hayırlısıyla. Şimdi aslında müdahil olmam ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama. Ama kendisi istedi. Beni tanıyorsunuz lütfen ben yani, sana. O yüzden şunu söyleyeceğim. Yaptığı şey çok yanlış. Eğer gerçekten... Seninle üstüne... bir tanışma aşamasındayken hiç duydun mu eski eşin ismini? Ben hiç duymadım. Hı-hı. Ben hiç duymadım. Ama insanlık halidir bir kere söylersin. Olabilir canım. Yani bir kere şartı ağzından kaçmıştır. Ama şimdi Ömer öyle ısrarla söylüyor ki birkaç kez söyledi diyor. Şimdi abi o... akşam gittim. Ben... Buyurun, pardon buyurun. Yani iki kere söyledi uyardım sonrasında... Oteldeyim telefonla konuşuyoruz. Bir kere daha söyleyince benim konuşmak falan gelmedi içimden. Hatta şimdi gelirken bile aramadım yani ben stüdyoya geldim diye. Kendisi aradı. Geldin mi ne yaptın görüşelim diye. Aramadım yani soğudum çıktı ama yani böyle bir şey olabilir. Yani kendimi senin yerine koyuyorum ki tanım aşamasında ben de yaşadım. Aynı şeyi bana da yapsa ben de tepki gösterirdim. Bir saniye ben konuşabilir miyim? Söyle. Konuş canım konuş bir saniye. Bir şimdi benim eski eşimle... kayınvalidemle eşimle çok acı şeyler yaşadım. Yani boşanma sebebim tek cesede onu boşamam. Evet severek ayrıldım ben ondan ama gerçekten yok öyle bir şey. Şu an burada olmamın sebebi de bilmiyorum izin verirseniz aslında anlatmak istiyorum yani. Allah. Eşimin biz kayınvalidemle karşı komşu oturuyorduk. Dört senelik bir ilişkimiz vardı. Nişanlı kaldık. Sonra yurt dışında çalışıyordu. Çalışma hayatı oradaydı. Ben onu çok sevdiğimden yani evliliğimiz için bir şey olsun diye yurt dışına bile falan gittim onun için orada hı hı yaşadık. Sonra buraya yerleştik. O da 17 sene ailesini bırakıp oraya yerleşmişti. Biz gelin kaynana aslında çok iyiydik onunla. Hı. Yani bir, hatta eşimi görmeden önce ben ailesine böyle arkadaş gibi giderdim. Kız kardeşiyle arkadaştım. Annesiyle. Sonra bozuldu mu aranız kayınvalide? Sonra şöyle bozuldu. İsterse canlı yayına bağlanabilir. Hatta buyursunlar davet de ederim o şahsı. Sen demin de aynı şeyi söyledin. Ebru şunu direkt sormak durumundayım. Ben de öyle bir intiba uyandırdın. Ben bitireyim. Tamam zorunda peki. Lütfen, tamam tamam. Dilerim. Tamam bitirin tamam rica ederim. Bitir evet, tamam. Çünkü benim ailem de izliyordur. Herkes hı-hı izliyordur. Buraya yerleştikten sonra eşimle böyle bir karar aldık. Kira vermeyip daireyi buraya yerleşelim. Hep beraber yakın olalım. Benim eski eşim
Annesiyle eşinin tam arasında olarak mı kaldı? Arada kaldı. Ya arada derken biz onunla çok çok iyiydik. O dengeyi tutturamadı. Onu kendisi de zaten söylüyor. Ben hata tabii ki hatalar bende de oldu. Ben meleğim işte, böyle mi demiyorum. Benim hatalarım mesela, ben haksızlığa gelemiyorum ya da dilimi tutamıyorum. Kaç yıl evli kaldınız Ebru? 7 ay evli kaldık. 7 ay mı? Evet, ama 4 senelik bir nişanlık geçirdik. 4 senelik nişanlıktan sonra evli tabii 7 ay mı? Ve kendisi de öyle, 5 senelik nişanlıktan sonra 40 günlük evli olmuş. Hayır. Dayak mı? Dayak, şiddet. Oo. O Şubat'ın 29'u gecesi. Eşimin babaannesi eşimi küçükken eski eşimi büyütmüş. Hı. Şimdi biz yeni evlendiğimiz zaman aradan 6 ay, tam 7. aydaydık. Dedim ki hani yeni evlenmişiz, çağıralım gelsin, biraz da kadına bakalım biz. Çağırdık, babaanne geldi. 3-4 gün sonra, tabii o arada da zaten ben 3 aylık bebeğimi kaybettim karnımda. Hep sıkıntı, stresten, kardeşleri de, komşuda hep beraber, yani sanki aynı evde yaşıyormuşuz gibi yaşıyorduk. Eşin mi ya da eşinin babaannesi mi sana şiddet uyguladı? Yok yok, hayır, kesinlikle hayır. Şimdi akşam yemek yedik hep beraber, çaya geldi kayınvalidem. O arada biz eski eşimle düşünüyorduk hani ya yurt dışına yerleşmek ya da bu evden taşınmak, çünkü hep o da görüyordu. Sen olayı anlatabilir misin? Ha. Çok fazla vaktimiz yok. Tamam, kusura çok bakma. Özür dilerim. Rica ederim. Evet. Şimdi o gece şöyle oldu. Ben eski eşime hep dedim, yani bunu annenle konuşmak lazım. Hani buradan taşınacağız edeceğiz. O ara eski kayınvalidem şey dedi. Babaanne dedi ki sen dedi sık sık geliyorsun. Başım döndü hani, neden böyle, bir otur bir çay iç falan. O da dedi ki ben bunları kontrole geliyorum. Şimdi eski eşimle ben de evden çalışıyoruz. Dolayısıyla zaten yanımda evde. Dayak olayı nedir Ebru'cuğum? Dayak olayı. Yok dedin demin, öyle bir şey. Babaanne daha yok. Benim kayınvalidemden oldu. Kayınvaliden sana? Evet. Oo. İkisi de. Önce eşim, şimdi o arada kayınvalidem dedi ki, şey dedi, buradan taşınamazsınız. Burası benim evim. Ki eski eşimin babasının, rahmetli babasının, Allah rahmet eylesin, onun yaptığı evdi. Ben de o arada kendimi tutamadım. Zaten hep birikmişti. O bebeğim kaybetmesi, psikolojim iyi değildi. Hiçbir destek görmedim. Hastanede yanımda bile kalmadı kayınvalide. Ben buradan affediyorum onları. Hiç. Rabbimiz bizi affediyorsa ben affediyorum. Ondan sonra kalktı böyle, burası benim evim. Yapınca ben de dayanamadım. Dedim sen bizim neyimizi kontrol ediyorsun? Benim eşim zaten benim dizimin dibinde. Ne yapıyorum? Bir İngilizce kursa gidiyordum o zaman. Ondan sonra eşim beni ağzımı tutup, oğlumun göz önünde yaşandı bunlar. Ağzımı tutup odaya dedi ki, o zamana kadar hiç el kaldıramamıştı. Demek ki o da birikmiş mi ya da bilmiyorum. Çok kötü dövdü beni. Yani yerlerdeydim, artık ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum bir yandan ağlıyor, yalvarıyor. Annemi bırakın. O arada kayınvalidem gelip beni savunacağına, onun da iki tane kızı var. Bir bakıyorum ki yatağın üstündeyim, ikisi de girmişler bana tekme tokat. Ebru'cum özür dilerim, tabii şunu söylemek durumundayım. Bunlar Ebru'nun iddiaları. Evet. Bunların, ve arkasındayım. Bunlar onun iddiaları. Söylenip. Karşı tarafın ne düşündüğünü ülkemiz bilmiyoruz. Gerçekten. İsterlerse tabii cevap hakları var, arayıp bağlanabilirler. Evet evet, kesinlikle ben söylediklerim böyle. Ondan sonra o gece ben pijamada, ayak yılı saat 11-12, oradaki komşular balkondan bağırıyorum yardım edin, kimse yardım etmedi. Oğlumu alıp kaçtım orada, eski eşim arkamdan bile gelmedi. Sonra iki tane Azeri arkadaşlarım var orada eski mahalleden, onlar bana giyim verdiler, mont, işte para verdiler. Polise gittim, direkt o anda ne yapacağımı bilemedim. Karakola gittim. Şikayetçi oldum. Olmadı. Eski eşim geldi dedi, seni seviyorum lütfen annem için, yaşlı kadın. Yoksa boşanmaya gider dedi. Ben affettim. Affettim. Yani şikayetçi olmadım. Tabii eve döndük o gece. Onun ertesi günü, bunu üstüne basa basa söylüyorum, kanıtlarım da var. Ekibe söylemiştim. Bütün evrakları, bana takılan saati, altınları, her şeyi gösterebilirim. Ki buna avukatım da var benim. Evet. Ertesi gün eşim annesine mesaj yazıyor, şöyle yazıyor, o dönem biz ikinci çocuğu düşünüyoruz tekrar, ki doktorum dedi bir sıkıntınız yok olabilir. Mart'ın biri sabah 11.42'de mesaj yazmış, anne sen sabah gelme,
Ben gelirim, konuşuruz. Ne yazık ki hamileymiş. Önce onun çaresine bakmam lazım. Evet. O mesajı da ben evde... Denk geldi telefona. Hiçbir zaman ben hani güvenirim. Karşındaki insanı kontrol etmem. Telefonuna bakmam. Benim de istemem öyle. Ortada benim her şey. O günü denk geldi. Yani kurban olduğum o kadar böyle resmen dedi ki al mesaja bak. Yani o WhatsApp olabilir. Başka bir şeyler oldu, olabilirdi. Yani senin hamile olmanı ne yazık ki diye mi etkilendiriyor? Evet. Ve peki ondan sonra... Peki niye senle devam ettiriyor o zaman evliliğini istemiyor? Şöyle çağırdım kendisini yanıma. Orada resmini de çektim. İleride lazım olur. Tabii ben her zaman geleceği de düşünen bir insanım. Ki bu lazım oldu zaten avukatıma. Her konuda her şey lazım. Sen mi açtın boşanma davası? Evet. Yani şöyle. Ya insanlar kimsenin ne yaşadığını bilemez. Gerçekten. Şu an özür dilerim, ağlıyorum. Rica ederim, olur mu? Şu ağlayacaksın tabii ki. Bunlar senin duyguların, yaşanmış. Yani bu kadar güzel görünüyorum belki, hani yani pozitiflik anlamında diyorum. Evet. Ama içim o kadar şey yaşadım ki gerçekten. Tek başıma ve de o günü, o mesajı gördükten sonra sordum ona. Hani konuşmadan dedim, ben şimdi gidip de dava açamam dedim. Bunun sebebini söyler misin, yani neden bunu yazdın, anlamını? İşte ben politika yaptım anneme. Sizin aranızı. Ama yok ki böyle bir dünya. Böyle politika ne demek? Peki o ikinci hamile kaldığın çocuğu şu an hayatta olan çocuğun mu? Yok, hayır. Onu da kaybettin. Şiddet yüzünden mi? Yok, o stresten, sıkıntıdan oldu benim. 3 aylık karnında ölen bebeğimiz. Hayır, bu ne yazık ki hamile dediği... Yani şu kaybettikten sonra tekrar yani istedik. Ama o şu an hayatta olan çocuğun değil mi hamile? Hayır, o benim ilk evliliğim, eşim vefat etti. Öyle söylemiştim. Mi? Evet, vefat etti ve de 8 yıl sonra ben böyle evlilik düşündüm. Aynen. Hemen dedim çocuk biraz büyüsün, işte biraz böyle hani. Ve de hayatımda hiç aşık olmamıştım. Yani benim ilk vefat eden eşim de annem, babam istedi. Liseyi bitirdim işte, o zaman daha küçüktüm. Öyle bir evlendim. Çok üzüldüm Ebru, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok tarzı. Ondan sonra yani. Şimdi avukat bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Eski eşim eğitim için 2 haftalığına şehir dışına çıktı. Tabii o dönem ben de bu mesajdan sonra daha çok yıkıldım. Yani benim için her şey durdu. O anda hiç çocuğu düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum, o aşk, sevgi, hiçbir şey. Sadece bir an önce onlara işte yalnız kadınlar... Ya kadın kadındır bir kere. İsterse yabancı olsun, her şey olsun. Kadın kadındır. Onlar bana... Belki ben öyle düşündüm. Yani bu mesajdan, bu yapılan şeylerden sonra hani arkamca iş çevirip hani nasıl olsa ailesi burada yok, tek başına. İşte bunu istediğimiz gibi ezeriz, ederiz. Ki buradan izliyorlardır belki de, muhtemelen duyuyorlardır. Ben onlara onu göstermek istedim. Ben onu, yani bu olay geçen sene oldu. Mart ayında bu oldu. Davayı ben açtım. O dönem tabii çok seviyordum onu. Bunu utanmıyorum, söylüyorum. O kendisi de ağladı. Neden bunu? Keşke biz dövdüğümüzde sen de bizi dövseydin. Ama böyle bir şey yok. Öyle bir şey, öyle bir şey yok benim çocuğumun göz önünde. Ve de ben akşam yağmur yağıyor. O 2 haftalığına şeye gitti, şehir dışına. Özür dilerim. Şimdi avukat bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ümraniye'de sesim de bu arada çıkmıyordu. O zaman çocuğun kaç yaşındaydı onun gözü önünde bunu yaşadığın zaman? Yeni. İşte geçen senin... Kaç yaşındaydı? Şu an 12 yaşında. Aha, 11 tam olmamıştı yaşında. Evet. Ondan sonra şimdi avukat da bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ailem de bu durumu bilmiyor. Söylemedim. Şimdi kendim her şeyi nasıl yapsam, nasıl etsem. Hani o intikam demeyeyim de. Yani ben yalnız değilim, ben bir kadınım yani bir kere. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Peki, bir insanım. Peki şu an ailen yeni mi öğreniyor bunları? Hayır, yeni öğrenmedi. Söyledin mi sen ailene sonra? Tabii ki söyledim. Zaten annem onu istemiyordu. Avukatımı da Ümraniye'de sokakta yürüyorum, yağmurda ince bir kolyem vardı, onu bozdurdum, param da yok. İnsanları tezgahta soruyorum yani, avukat biliyor musunuz, iyi bir avukat, sesim de çıkmıyor, önümü de boğazımı bağlamışım. Bana orada gösterdi. Bayanlara sordum, sekreterlere, dediler ki 3 tane erkek var avukat. Dedim ki ama erkekler bana nasıl beni anlar, yani kadın olması lazım avukat. İyi dediler, merak etme. Gittim anlattım, dedim böyle böyle, ben Azerim, ailem yok, bunlar yaşandı. Avukatım bana dedi ki
haklarını savunursun, haklısın ama bana evraklarla gel dedi. Ben de tamam dedim. Gittim sonra tek başıma bütün evrakları topladım. Her şeyi tek tek resimleri çıkarttırdım. O sahte altınları, her şeyi göz önüne getirdim avukatıma. Avukatımdan Allah bin kere razı olsun. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Arslan Yamaç Bey beni aldı. Yani bir kuruşsuz bana yardım etti. Gerçekten şimdi öyle bir ülkede yaşıyoruz ki çok şükür. Çok duyarlı insanlarımız var. Keza siz de öyle, herkes öyle. Yani ben aslında hazır değildim bunu anlatmaya. Aslanıma söylemiştim, anlatmak istiyorum. Ben de Ebru'yu bu konularda çok iyi anlıyorum. Çünkü Ebru'nun yaşadığı şeylerin %60-%70'i. Tabii yine söylüyoruz onun iddiaları ama evet, bunu yaşayan binlerce kadınımız var. Ben inanır mısınız şeyi aradım bile. Çok 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 zor. Kadın sığınma evlerini aradım bile. İnternetten baktım, her şeyi yaptım. Yine korktum, dedim bir olay olur, bir şey olur. Çocuğuma, bana. Şimdi o psikolojide o kadar böyle herkesle korkmaya başlamıştım. Bakın her zaman söylüyoruz bu ekranlardan. Zaman zaman dile de getiriyoruz. Ah canım ya. Maalesef ülkemizde kadına şiddet, İşte Ebru'nun da anlattığı gibi evlerde, yuvalarda var. Gizliden gizliye var. Ayan beyan ortada olan var. Şikayetçi olanlar var. Olamayanlar var. Evet. Lütfen arasınlar. Bakın evet, Ebru kesinlikle. Tek başına. Tek başıma bu ülkede. Oğlum yetim çocuk annesiyim gerçekten. Şu an çok kötü hissediyorum kendimi. Kimse katlanmasın öyle şeylere. Tamam eştir. Eşler arasında tartışma olur. Bir ittiririz, bir şey yaparsın ama... Şiddetin savunulacak hiçbir tarafı yok. Onun yok hiçbir yani, kesinlikle özgürü olamaz. Şiddeti ve ben gören gurur sadece... Yaptığımdan gerçekten... İyi onun yapmışsın. Da bana diyor, iyi yapmışsın, iyi yaptın diyor. Evet, kesinlikle iyi yapmışsın. Bütün kadınlara da buradan bir kez daha çağrıda bulunalım. Sesinizi duyurun, şikayetçi olun, karakollara gidin. Evet, bizi arayın. Kesinlikle yapsınlar herkes. Lütfen bütün sessiz kadınlar. Kalmayın. Sadece fiziksel değil, şiddetin bin türlüsü var. Sözlü şiddet de var. Her nasıl bir şiddete maruz kalıyorsanız lütfen sesinizi duyurun. Ebru da söylüyor, avukatlarımız, evet, devletimiz, sığınma evleri, belediyeler, bizler. Size her türlü konuda yardımcı oluruz. Yeter ki siz sesinizi çıkartın ve şikayetçi olun. Ebru, çok üzüldüm. Umarım hayatım bundan sonra sana daha güzel şeyler hazırlasın. Çok çok üzgünüm. Gerçekten de... Her şey hayatta bir... Hayatta bunlar bir sınav sebep. Ve çok şükür ki çocuğunla birlikte dimdik ayakta kalabilmişsin. Tabii hale. Ki de. Çok şükür ki ailem de destek çıkıyor bana. Peki hale de bir şey söylemek istiyor. Ebru'cim seni çok seviyorum. Çok acı çekmişsin. Sen çok güzel şeylere layıksın. Bence inşallah bundan sonra her şey çok iyi olacak. Hiç bilmediğimiz bir şey çıktı yani altından. Efendim Nagihan. Onların en güzeli, hani o kadar güzel bir anne ki, yani burada bana bir abla değil, bana bile annelik yapıyor yani, öyle böyle değil. Ama o kadar çok seviyorum ki şu an hani ağlıyor ya, böyle sanki benim içimden bir şey kopup gidiyor. Aşağı döneceğim. Ya şimdi Ömer buraya geldi. Şimdi iki gün uykusuz kaldık. O öyle bir dertlerini anlattı ki, geçmişini, bu zamana kadar nasıl geldiğini, nasıl buralara kadar böyle çabaladığını. Yani Ömer'i de şurada en çok iyi bilen benimdir. Ona keza Ebru'yu da. Hani ben İkinizin geçmişte yaşadıklarınızı göz önüne alıp ikinizin birbirinizi daha iyi dinlemenizi, tanımanızı... Şimdi şöyle bir şey var. Anladın hani, mı? Ya bir, yani öyle ben bir Ebru'yu, insanı Ebru'yu, nasıl ben sevebilirim? Ebru'yu hala şimdi... nasıl sevebilirim? Sonrasında... Ona üzüldüm ya, ben. Yoksa tamam, sen tabii ki kararın uçsuz olabilir. Hayır, yaşadıklarına saygı, saygı duyuyorum. Duyarım. Ama ben Ebru'yu bunları anlattığı zaman o kadar hani... Benzer hayatlar var ki. Ebru'nun sen biliyor musun bunu? Ebru'nun yaşadıklarının %70-%80'i benim annem yaşadı. Onun çocuğunun yaşadıklarını da ben yaşadım. Ve ben gerçekten sıfırdan geldim. Düzgün bir işim var vesaire. Yani ortalamanın üzerinde bir para kazanıyorum. Ve ben Ebru'ya sahip çıkabilecek ve birlikte bir hayat kurabileceğimi düşünüyordum gerçekten. Evet, onu en iyi sen anlatabiliyor anlarsın muyum? Hani
Ama karşılığında hani bu neyle olur? Hani tamam aşklı olur, sevgili olur vesaire ama kafa geride kaldı ama ben akşam kafamı yastığa koyduğumda acaba dememem lazım. Yani zannetmiyorum ki Ömer'cim böyle şeyleri yaşayıp da yani o adama kesinlikle karşı bir şeyler hissetsin. Sonrasında affettiğini de az önce söyledi farkındaysanız Zuhal Hanım. Yani biraz da yaşadıklarını düşünürsen belki o an için yani ister istemez bilinçaltına atıyoruz biz yaşadığımız sorunları. Üstünü evet örtüyoruz ama o sorunların kaybolduğu anlamına gelmiyor bu. Ara ara tekrar cereyan edip tekrar nüksedebilir bu sorunlar ve bu onun haleti ruhiyesinde dalgalanmalara sebep olabilir. Dolayısıyla o ismi o şekilde telaffuz etmiş olabilir. Ben senin anlayışlı bir adam olduğunu görüyorum. Teşekkür ederim. Ebru'ya karşı da boş olmadığını biliyorum. İsterseniz şu an ikinizin de gerçekten ruh hali çok düzgün değil. Bütün bunları bir kenara bırakıp tekrar konuşabilirsiniz baş başa verip. Aslında Zuhal Hanım ya da bir sebep oldu yani tercih. En azından ben de bunu anlatmış oldum. Tabii ki saygı duyuyorum. Ben yani her şey açık, çağdaş bir insanım. İkimiz de eğitimli insanlarız. Tabii ki. Olmayabilir yani elbette, belki o anda elbette ben söylemiş olabilirim ki hala diyorum Ender'im diye bir laf etmedim. Peki baş başa konuşmak ister misiniz? Ya da istemez misiniz? Biz yani ayrı devam edelim yollarımıza Zuhal. Ayrı? Evet. Ha bitti. Evet. Ayrı ayrı diyor Ebru. Kendisi bilir. Yol açık olsun. Peki Ebru sen oturacak mısın locaya? Arıyor. Evet. Bu bir şey söyleyebilir miyim? Bahane evet. Sonunda bu bahane bir bahane. Ben kabul etmiyorum. Neyin bahanesi olabilir? Ben de kabul etmiyorum. Sen kaç gündür gayet madem senin böyle bir sıkıntın var, bunu Ebru ablayla konuşacaktın. Konuştum. Her dakika canım cicim konuştum yapıp her gün buluşup kalkıp burada biliyorsun? Sen böyle bir şey yapamazsın konuşmadım yani. Konuşmadım nereden biliyorsun Nagihan? Ben Ebru ablayı en iyi ben biliyorum. Zaten Ebru ablayla her gün telefonla Ebru konuşan benim. Sormuyorum sana. Beni ben konuşup, senin yüzünden konuşmadım Ebru ablayla biliyorsun konuşamıyorum mesela seninle telefonla konuşması yüzünden. Nagihan. Ebru ablanı sormuyorum sana. Beni konuşup konuşmadığını nereden biliyorsun? Zuhal Hanım, Ömer Bey inanın çok ayıpladım sizi. Bu yapılmayacak bir şey. En son bile yapılmayacak bir şey. Bu kadar güçlü bile ayakta duran bir insana takdir ediyorum bu kendisini kadar zayıf davranmanızı hasret etmiyorum. Takdir ediyorum kendisini. Takdir ediyorum kendisini. Ben zayıf davranmıyorum şu an. Ben Gaye ablacığım ben akşam kafamı yastığa koyduğum zaman acaba benim eşim önceki eşimi düşünüyor diye düşünmek şu an, istemiyorum. Şu an ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben anlamıyorum. Yani eğer bunları yaşamışsa ki kendisi yaşadığını iddia ediyor. Neden sonrasında bunu affedebiliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu anlamıyorum. Ömer. Sen bak ben yani benim ben Bahar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen şu an yanlış bir yoldasın. Verdiğin karar senin yanlış bir karar. Tamam evet. Böyle bir şey söylemiş olabilir. İki kez üç kez tekrar etmiş olabilir. Senin şu an bir şans daha vermen lazım. Sen erkeksin. Senin yüreğin daha koca olması lazım. Madem böyle bir yola çıktın alıp içine sığdıracaksın onu. Devam edeceksin. Yani o zaman göreceksin. Yani bakın, böyle hemen çekilmeyeceksin bir şey olduğunu. Bakın şöyle de bir yanlış şey var. İstemiyor olabilir. Fakat en azından bu anın hassasiyetine istinaden evet. Hani alıp dışarıda bir konuşup ben hani burada hani Zuhal Hanım, yani Ebru'yla ben söyleyeceğim. Buraya ben kusura bakma buraya gelerek söylemek zorundayım. Buyurun. Bu anlattıklarını sana daha önce anlatmış mıydı? Evet biliyormuş. Evet, biliyorum tabii. Sen bunu arka tarafta çözebilirdin. Buraya gelip benim tamam eski tarihim. Sen bilmiyor muydun Demir abi? Ben hepsini biliyorum. Bütün hayat hikayesini sen biliyorum ama benim ayrılma nedenim o değil. Ben biraz önce içimden geldi. Yani bir abi bir baba olarak, bir abi olarak, bir talibi, eski arkadaşı, dostu olarak gözyaşlarına dayanamadım. Gelip sarılacaktım. Yanlış anlaşılır diye. Sarılmadım ama şimdi Ömer'in bu tavrından sonra gerçekten sarılacağım yani. Mutluluklar dilerim o zaman. Hayır, mutlulukla alakası ne diyeyim, yok. Ne diyeyim yok abi? Ne mutlulukla alakası? Ne diyeyim abi? Ya sen gerçekten şu anda burada bir bayanı kırıyorsun yani. Evet. Ağlama. Ben çıkabilir miyim şu an? Çıkabilirsin ağlama tabii ki. Peki. Özür diliyorum. Hayır hayır, rica ederiz. Ebru. Üzülme lütfen. Zuhal Hanım ben... Mutlaka ki seni mutlu edecek, senin değerini bilecek bir erkek çıkacaktır karşına. Şimdilik şöyle yapalım. Ekip arkadaşlarım seninle ilgilensinler. Tamam biraz kafanı toparla, bir elini yüzünü yıka. Seni yine de tebrik ediyorum. Gerçekten teşekkür de bütün bunlara rağmen ayakta dimdik durabilmişsin. Ben bir şey söylemek istiyorum Zuhal Hanım. Şu efendim, anki durum Ömer nedir yani? Çok da yaklaşmak istemiyorum hastalığa. Şu anki durum canım nedir? Üç gündür beni seviyor musun deyip konuşuyor mesela. Şu anki durum nedir? Demir Bey bunu söylediği zaman, Demir Bey bunu söylediği zaman insanlık yapmış olabilir ama Ebru'nun buna yani şu anki durum beni inanılmaz rahatsız ediyor. İşte ben bu tarz şeylerden rahatsız oluyorum. Ama şimdi Ömer. Ömer.
Senin şu anda rahatsız olacak bir durumun, konumun yok ki. Sen zaten kararını verdin. Biz şu anda hepimiz Ebru abla destek olmak istiyorlar. Tamam, destek olabilirsin. Ben bir şey demiyorum. Hayır hayır. Tamam. Bunu söylemiyorum. Kesinlikle. Lütfen ya. Lütfen. Hayır. Lütfen. Ben bunu kabul etmiyorum. Söyle. Şimdi şöyle bir şey var. Çok pardon. Ömerciğim, insanların tepkilerine tamam, şey vuramayız. Onların saygı içinden duyuyorum. Geliyor yani. Haksız da değiller açıkçası. Tepkilerine saygı duyuyorum ben. Hayır yani. Müsaade eder misiniz lütfen? Müsaade eder misiniz lütfen? Peki. Lütfen. Bu konuya devam edeceğiz. Evet. Bu konuya devam edeceğiz. Tamam, yani, söz hakkını kullanacaksın. Söz hakkı doğdu. Tamam, söz hakkını kullanacağız. Herkes çok tepkili şu an. Bir reklam arası verelim. Biraz bir sakinleşelim. Devam edeceğiz. Sakin ol sen de. Tamam, kaldıracağız. Ebru ve Ömer Loca'ya geçmişler. İyi misin Ebru? Güzelim. Kötü hissedersen dışarıda çıkarabilirsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Söylemen yeter. Peki. Zuhal Hanım, ben kısa bir açıklama yapabilir miyim az önceki konuyla ilgili? Çok kısa olsun. Çok kısa. O zaman. Evet. Ebru'yla biz 3-4 gündür görüşüyoruz ve eminim şu stüdyoda Ebru da bunu teyit edecektir. En iyi anlayanlardan bir tanesi benim. Benim az önceki tepkim Ebru'nun yaşadıklarına değil. Ebru'nun yaşadıklarına ben her zaman yanındayım ve her zaman destekçisi olurum. Çünkü bir benzerini ben yaşadım. Benim tepkim ilişkiye, aramızdaki ilişkideki olan probleme. Tamam da sence iş işten geçmiş olmadı mı şimdi? Ya geçti veya geçmedi. Burada bir yanlış anlaşılma var. Ben onu düzeltmek geçti istedim. Geçti bence. Benim tarafımdan yani. Geçti. Evet. Kesinlikle konuşmak da istemiyorum. Peki, konuşmak istemiyor Ebru. Seninle. Nagihan, seni alacağım locadan. Talibin gelmiş. Gel bakalım. Abdullah Bey geliyor efendim. Buyursunlar. Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Mersin. Mersin. Oo, evet. Uzaktan geliyorsun. Mersin'e selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Hoş bulduk. Sesiniz biraz az geliyor yalnız. Şimdi? Sesiniz az geliyor. Şimdi gelmiyor mu? Şimdi geliyor. Kaç yaşındasınız? 19 yaşındayım. 19 yaşındasınız. Mersin'de yaşıyorsunuz. Evet, Mersin'de yaşıyorum. Ben sadece hemen ilk sorumu sormak istiyorum. İleride yani evlenirsek diyelim. Tabii. Mersin'de mi yaşayacaksınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, benim işim gereğince ben yazları Antalya'da animasyon yapıyorum. Hı. Kışları da satış pazarlama üzerine çalışıyorum. Bazen yattığım günler oluyor tabii ki de. İstanbul'da bir düzen oturtmaya çalışacağım. Bu düzeni oturtursam tabii ki de İstanbul'da yaşayacağız. Anladım. Neden ben? Neden siz? Bir reklamda da geçmişti, belki bilirsiniz. Eşi benzerine rastlanmayan şeyler yalnız kalmamalı bence. Güzel bir girizgah oldu Abdullah. Bravo. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Okuyorsunuz herhalde ya da çalışıyorsunuz. Açık öğretimden okuyorum. Dediğim gibi yazları çalışıyorum. Kışları bazen yatıyorum, bazen çalışıyorum. Anladım. Evlilikten beklentiniz nedir? Mutlu bir yuva. Öncelikle bir hayalim var tabii ki de. Bir kız çocuğumun olmasını çok istiyorum. Ay inşallah, Allah nasip etsin. İnşallah. Çok güzel bir duygu. Evet yani benim bir hikayem var mesela. Ben ona dönmesini istemiyorum. Her evet. Zaman için çocuğumun mutlu olmasını istiyorum. Yani çocuğuna bir aile vermek evet, istiyorsun. Evet, çocuğuma çünkü bir aile vermek istiyorum. Ailen evet yani seni bir aylıkken cami avlusuna bırakmışlar. Evet. Ben bir aylıkken beni özenden babam cami avlusuna bırakıyor. 3 aylıkken de şimdiki ailem alıyor. Şimdiki ailem şöyle söyleyeyim. Ya derler yani. Dünyayı bana verseler ben ailemin saçının telini bile değişmem. Yani ben ne bileyim
Bundan... Nasıl başladı senin bu acı hikayen? Anlatsana. Bir aylıkken cami avlusunda bırakılıyorsun. Üç aylıkken de evlat evet. ediniliyorsun. Şimdiki ailen tarafından. Aslında benim olayım çok garip. Ben nasıl diyeyim? Ailemin 16 yıl boyunca çocuğu asla olmuyor. Şu an seni evlat edinen evet. ailen. 16 yıl boyunca evet. çocuklar olmuyor. Evet. Benden önce birine yazılıyorlar. Başka bir çocuğu evlat evet. edinmek için birine yazılıyorlar. Evet. evet. Ondan sonra çocuk çıktığı gün annem hamile kalıyor. Annem hamile kalıyor ve bir hafta sonra çocuğu almaya gidiyorlar. Ve çocuk öldü diyorlar. Çocuk ölüyor ve bir hafta sonra annemin karnındaki çocuk da ölüyor. Allah Allah. Ve şöyle söyleyeyim. Abi kadere bak. Bana yazılıyorlar. Evet. Ben çıkıyorum ve yine annem iki gün sonra kız kardeşime hamile kalıyor. 9 ay sonra kız kardeşim doğuyor ve ardına bir erkek kardeşim daha oluyor. Ay yüce Rabbim ya sen nelere kadirsin ya. Şöyle söyleyeyim ben... Ay tüylerim diken diken oldu. Kız kardeşimin bu zamana kadar biliyormuş. Çok kızdırdığım oldu, çok sinirlendirdiğim oldu. Ama bir kere de bana demedi ki sen benim öz abim değilsin. Ah canım ya. Yani... Kurban olurum. Ben bu olayı öğreneli daha bir sene oldu. Yeni öğrendim. Yeni öğrendim. Nasıl öğrendin? Amcamla çalışıyordum. Ha. Bir kadın yaklaştı yanıma. Sen dedi Ali Sanın evlatlığı değil misin? Köy yeri tabii ne yapacaksın? Ondan sonra öğrendim tabii. Ailem nasıl diyeyim sordum, anlattılar. Tabii o an bir psikolojim bozuldu. Evden kaçtım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne zaman oldu bu? Bir sene evvel. Bir sene evvel oldu. Biri geliyor çalıştığın yere. Sen evet. Ali İhsan'ın evlatlığı değil misin? Benim de şöyle söyleyeyim. Mersin'de tek bir tane kardeşim dediğim biri var. O da Anıl. Annem ben evden kaçtıktan sonra direkt Rukiye teyzeyi arıyor. Abdullah orada değil mi diyor. Çünkü biliyor benim Anıl'dan başka gidecek yerim olmadığını. Sen kafan bozuluyor tabii. Evet. Evlatlık oldun. Kolay ama bir hafta sonra yani. Bir hafta sonra kendi kendime diyorum ki salak mısın be? Bu zamana kadar 18 yıl yani 19 yıl neredeyse bu zamana kadar hastalandığımda bir yani ihtiyacım olduğunda başımda hep onlar vardı benim. Ben yani söylemekten hiç utanmıyorum. Ben 16 yaşında Antalya'ya kaçtım çalışmak için. Ve orada kaldım. Sadece babama dedim ki baba burada kaldım. Babam gecesinde biletimi kesip yani yanına çağırdı ve yanına çağırdığında hiçbir şey demedi. Sen benim oğlumsun dedi. Ya bravo. Ben annemi babamı çok seviyorum. Dediğim gibi şurada milyarları verseler, servetleri dökseler, annemin, babamı, kız kardeşimin, erkek kardeşimin saçının teline değişmem. O kadar şanslısın ki Abdullah. Senin durumunda olup çok kötü vaziyetlerde yaşayan o kadar çok insan, çocuk, ben kardeş çok var ki. Çok şükür ki bu kadar duyarlı, bu kadar sevgi dolu bir aileye. Ve yüce Rabbim ne kadar büyük ki. Büyüklüğünü bir kez daha göstermiş. Kendi öz evlatları da olmuş. Evet. Üstü o kadar badire atlatmışsınız. Ya, annem... Sen pırıl pırıl bir çocuksun. Çalışıyorsun, okuyorsun. Ne güzel bir ailen var. Annem zaten diyor. Sen diyor bize bir uğur gibi geldin diyor. Değil yani mi? Normalde bırakabilirlerdi tekrar. Çocuğum oldu deyip geri de verebilirlerdi. Ama o vermemiş. Ya. O benim... Ya. Duyuyorsunuz değil mi? Film gibi yani. Film gibi. Peki bir şey soracağım Abdullah. Tabii ki şimdiki ailen senin ailen. Tabii ama ki. Öz aileni hiç merak ettin mi? Kimdir benim annem babam? Var mıdır bir çok kardeşim abim bir şeyim? Ben kız kardeşim var ama hani derler ya abla bir başkadır. Ben bu zamana kadar hep abla hasreti çektim. Yani ağladığımda başımda olsun. Yani bana dert versin. Yani derman olsun. Ama ne bileyim özlem gibi bir şey. Bilmiyorum. Yani bir ablam mı olsun isterdim? Ablam olsun, olmasını çok istiyordum. Ama yani bulamadım. Buraya başvurmadan önce yurda gittim. Ve yurda gittiğimde sordum. Dediler ki şimdi bir umut vermek istemiyoruz dediler.
Buluntu biriysen dediler asla bulamazsın. Ama dediler ailen gelip bırakmışsa tabii ki de buluruz. O an Allah'a o kadar dua ettim ki Allah'ım dedim ya bir umut, bir umut olsun. Ama müdür bana deyince cami havlusunda polisler tarafından bulunmuşsun. Ne bileyim orada dedim kaderim yani bir kaderde böyle yazılmış hayatta dedim. Sonra benim bir arkadaşım vardı. O da yetiştirme yurdunda büyüdü. Ama o hiç ailesini tanımadı. Şu an iyi ki de onun gibi değilim diyorum. Çünkü her şey... Her şey yani, olabilirdi. Her Allah şey olabilirdi. İnşallah öyle şeylere beni asla düşürmesin. Amin, amin. Yok zannetmiyorum şu saatten sonra sen durabilmişsin ayaklarının üzerinde. Efendim ablacığım. Arkadaşın anlattığına çok duygulandım. Cami avlusu falan ya. Dedi. Benim de çocuğum yok. Bir tane oldu, öldü. Ay başım. Ve arkadaşlara da söyledim. Keşke bir cami avlusunda bir bebek bulsam da onu hiç kimseye söylemeden kendi bebeğimmiş gibi evlat çocuğum etrafa söylesem diye arkadaşlara da ifade vallahi etmiştim. Vallahi ablacığım şöyle söyleyeyim. Cami avlusuna falan gerek yok. Bir sürü çocuk esirgeme kurumları, yuvalar var. Anne baba özlemi çeken, yuva özlemi evet, çeken binlerce çocuğumuz, kardeşimiz evlat edinebilirsiniz. Onu da düşündüm ama biliyorsunuz prosedürü çok mutlaka, zor. Mutlaka ama siz gene yüzden... de başvurun ya. Bir başvurun isterseniz. Yani bakın... Çocuğu olmayan binlerce aile var. Ya da olduğu halde evlat edinmek isteyen, bu çok yüce bir şey, bu çok kutsal bir şey. Evet, çok kutsal yani bir şey. Yani hepimizin işte. Yapması gereken bir şey aslında. Aynen. Durumu olan, imkanı olan tabii ki. Ama inanın ki bunlar araştırılıyor. Gerekli tabii ki prosedürlerden, bürokrasiden geçmesi gerekiyor. Ama mutlaka ki mutlaka evlat edindirmek için gerekli kolaylıklar da evet. sağlanıyordur. Gerçekten ona bakabileceğinize kanaat getirip, hatta biz duyuralım buradan, vesile olalım madem. Ay, arkadaşımızın da vasıtasıyla. Çok düşündüm de işte prosedür yüzünden başvurmak lütfen caymayın böyle şeyler, araştırın. Biz de yardımcı oluruz, avukatlarımız var. Konuşuruz. Siz yeter ki isteyin. İnşallah, çok teşekkür ederim. Siz yeter çok ki isteyin, konuşun arkada ekibimizle. Yeter ki çok isteyin. Çok teşekkür ederim. Çok ihtiyaç var öyle insanlara, ailelere. Yani inşallah bir çocuğun daha hayatı kurtulur sizin sayenizde. O kadar önemli ki. Yani oradaki çocuklar, şöyle söyleyeyim Zuhal abla. Ben evden kaçtım. Çocuk esirgemeye götürdüler beni. Bu olayı bilmiyordum. Öyle yaşantılar var ki orada. Biliyorum. Ya mesela ben 17 yaşında yurda gitmiştim. 18 yaşında biri vardı. Bir yumurta kırıldı ve tabak önümüze fırladı. Orada çocukların bir geleceği yok. Gerçekten yok. Genelleme yapmadın tabii. Bu tür münferit olaylar zaman zaman yaşanıyor her yerde. Evet. Dünyanın her yerinde. Çok da güzel de bakılıyor. Ben ara ara giderim çocuk esirgeme kurumlarını ziyarette bulunurum. Gerçekten çok güzel bakıyorlar. Yo, hayır. Mutlaka içlerinde çürük elmalar vardır, olacaktır. Bakıcılar ama tabii çok ki iyi. Belli bir yaşa kadar onlar da tutabiliyorlar, bakabiliyorlar. Belli bir yaştan sonra herkes tabii ki... kadeyle baş başa kalıyor ama devletimiz bu konuda özellikle son yasal uygulamalardan sonra gerçekten de çok iyi bakıyorlar. Ben biliyorum, bizzat da şahit oluyorum ve şu söylediğim beni çok sarstı. Ben bir ablayım, bir abla özlemi çekiyorum dedin. Belki de bir ablan vardır, bilmiyorum şu an izliyor mudur, bu hikaye onlara tanıdık geliyor mudur bir yerden. Vesile olabilir miyiz gerçek aileni bulmada bilmiyorum. Ama seni yetiştiren o annenin ellerinden öpmek isterim. O babanı çok tanımak isterim. Keşke gelseler, tanışsak, tebrik etsek. Böyle binlerce insana örnek teşkil ederler. Çok isterim. Ellerinden öpüyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi. İyi ki varsınız. Allah eksik etmesin öyle insanları başımızdan. Peki... sen şimdi ailene sorduğunda bu hikayeyle ilgili sana ne cevap verdiler? Ne biliyorlar? Ne kadarını biliyorlar? Şöyle söyleyeyim. Bana dediler ki ailem, seni dediler yurda yaşlı bir teyzeyle genç bir bayan bıraktı. Hmm. Bize öyle söylediler dediler. Ve ismimi söylemişler galiba. Kimlik vermişler. Abdullah yani Alperen Yaşar Karaca diye geçiyormuş. Gerçek ismin hayır. Alperen mi? Hayır. Değil. Yurtta, yurtta verilen, verilen isim oymuş. Ben böyle bir şey beklerken
yurt bana camide bulundun demesi çok ağrıma gitti. Hatta programınızı aradım, geliyorum dedim işte. Ya yolda ağlıyordum hıçkıra hıçkıra. Yine Anıl'ın yanına gittim. Yine onun yanına gittim. Ya şöyle söyleyeyim. Biz Anıl dediğim arkadaşımla 3 senedir beraber arkadaşız. Ama öz kardeşten daha ileriyiz. Ne güzel. Anıl benim başımda yani ağlamıştır. Ben onun yanında ağlamışımdır. Anıl'ın yanına gittiğimde tek dediği şey şuydu. Buluntu çıktın değil mi dede? Çünkü ağlıyorum. Anıl bunu biliyor. Buluntu mu diyorlar bu tür durumda olan buluntu çocuklar? Diyorlar yani. Buluntu diye orada evraklarda kayıtlı. Evet dedim. Oturdu benimle ağlamaya başladı. Ah canım. Ya, annem de çok güzel sever. Yürekli bir çocuk o da senin gibi. Evet. Yani Allah hepsinden razı olsun. Beni de artık bir ablan farz eder misin? Tabii ki de. Her çok zaman gelebilirsin. Başın ne zaman sıkışırsa. Çok memnun olurum. Benim odam şurada yukarıda. Tamam. İstediğin zaman gel, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Tabii şimdi bütün bu yaşadıklarından sonra Abdullah, şimdi her karşılaştığı insan sana geçmişini hatırlatıyor, bir şekilde hitap ediyorlar ve sen bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzelt, Mersin'de yaşamak istemiyormuşsun. Evet. Ya çünkü neden? Mersin'de çalıştığım zaman karşıdan bir bayan geliyor veya adam geliyor. Acaba bu mu annem, bu mu babam, bu ablam mı? Düşünsenize bir. İnsanın psikolojisi darmadağım oluyor. Doğru, çok haklısın. Çok haklısın. Hep bir şüphe, soru işareti. Taşınacağım mı Mersin'den? İnşallah ilerleyen zamanlarda ya İstanbul olur ya da işimin olduğu yer Antalya olur. Ailen ne diyecek peki buna? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben evlendikten sonra tabii ki de köyde yaşamayı da çok isterim. Çünkü köy nasıl diyeyim, bambaşka bir yer. Çok başka bir yer. Benim çocukluğum köyde geçti mesela. Ya utanmam asla. Keçi güderdim. Ne güzel. Ya misket oynardım. Sürekli ben bunları aklıma getirdikçe yani iyi ki de bu ailedeyim diyorum. İyi ki de. Ama tabii sen de yuva kuracaksın. Mutlaka evet. Ki anlayış göstereceklerdir. Nagihan bir şeyler söylemek ister misin? Ben gerçekten çok etkilendim. Yani seni büyüten aileye gerçekten çok minnet edilecek bir aile. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki o seni bırakan aile de çok zor durumdaydı. Belki sana bakamayacak durumdaydı. Yani böyle bir şey eminim o da yapmak istemezdi. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bir evladın var. Evet. Ve nasıl diyeyim? Çok zor durumdasın. Ama onu da çok seviyorsun. Bırakabilir misin? Yani tabii ki de bırakamazsın. Asla. İşte. Yani ben ona hiç katılmıyorum Nagihan, söz kusura bakma. Evlat bu ya, öyle bir şey olabilir mi ya? Canını dişine takarsın. Gene bakarsın yani, evlat bu, Allah yani nasip etsin isteyen herkese. Böyle bir şey olabilir mi ya? Canın kanın o senin içinden çıkıyor bir parçan yani. Ne olursa olsun, ne kadar zor, ne kadar kötü olursa olsun. İnsan evladından vazgeçebilir mi ya? Ben böyle bir şey asla kabul etmiyorum. Her şeye eyvallah ama böyle bir şey asla kabul etmiyorum. Ya biz şu anki ailemle mesela çok zor durumlar da geçirdik. Çok affedersin canım. Aslı söz istiyor çünkü ihbarlar gelmiş, öyle mi Aslı? Çok sayıda telefon alıyoruz. Abdullah'la ilgili evet, mi? Evet, Abdullah'la ilgili epey fazla süper. Sayıda ihbarlar. Benim çocuğum olabilir diyen var. Fakat biz bu sebeple Abdullah tekrar açık şekilde söyleyebilir misin hangi şehir? Mersin. Mersin hangi cami? Hangi cami olduğunu kesin net bilmiyorum. Seni? Yani beni şöyle söyleyeyim. Mersin'de taş bina, eski taş binadaki yetiştirme yurduna bırakmışlar. Taş bina. Çünkü ciddiyetini anlamak için. Sene kaç acaba, hatırlıyor musun? Gerçi işte 19 yıl evveline gidelim. Yani 98 senesi. 98, 1998 taş bina Mersin. Değerlendireceğiz. Tamam. Abla inşallah güzel haberler alırız. İnşallah. İnşallah. Güzel haberler bekliyoruz. Sağ ol. Hadi bakalım. Yani peki vücudunda herhangi bir iz, belirleyici bir leke, bir yerinde bir benin, bir şeyin var mıdır? Sadece göğüs ucumda doğum lekesi var. Doğum lekesi bir. Göğüs ucunda. Bu çok önemli bir bilgi. Biz daha evvel buna benzer şeyler yaşadık burada Abdullah'cığım. Çok önemli bu tür emareler.
Ekibimle daha sonra da paylaşabilirsin öyle şeyler olursa, tamam mı, yayın çıkışında? Tabii ki de. Değerlendireceğiz ihbarları. Tamam. Peki açalım ya paravanı artık, hadi. Sakın dokunmayın bana. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi. Maşallah, ne de yakışıklı. Değil mi? Evet. Serkan bir şey söyleyecekmiş. Açar mısınız Serkan mikrofonu? Zuhal Hanım, ben Abdullah'ı geçen sene tatilde bir hafta falan denk gelmiştik, orada tanıştık. Şu an evet, burada. Serkan abiyle orada tanışıyoruz. Niye söylemiyorsun bir saattir? Fırsat olmadı. Aynen. Ben bu yaşadıklarını bilmiyordum. Ha. Ama çok gerçekten düzgün, saygılı bir insan. Ben hani orada tanıdığım kadarıyla konuşayım. Hiç bir terbiyesizliğini, saygısızlığını falan hiç görmedim. Çok belli. Gerçekten düzgün bir insan. Hani Nagihan'ın da biraz yaş takıntısı var. Hı hı. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama düzgün bir insan olduğunu biliyorum yani. Referans da sağlam Serkan'da. Yaş takıntısı var ama kardeşimiz o kadar olgun ki. Çok. O kadar güzel konuştu ki. O kadar yani yaşından olgun gösteriyor ki. Zannediyorum Nagihan onu tanımak için bir çaya götürme isteyecektir. Ve götürmeli de bence. Çaya götürmese bile bir dinlemesi lazım yani. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Şendoğan abinin de açalım mikrofonu. Gerçekten karşında Nagihan Hanım, dinliyor musunuz beni? Evet, dinliyorum canım. Gerçekten karşından işte bir beyefendi ki hayat hikayesini anlattı. Şartlar ne olursa olsun ben Şendoğan olarak sana sesleniyorum ki en azından sakın çaya çıkarma şeyini gösterme mazaretini, çünkü en azından oturun 5 dakika dinleyin lütfen. İbrahim. Ya şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama çok yanlış anlaşılacak gibi ama. O zaman söyleme. Yok, söyleyeceğim bir saniye. Yani yanlış anlamayı. Bence tamam, arkadaş çok kötü şeyler yaşamış. Çok iyi anlıyorum. Hani az çok empati kurmaya çalıştım. Ama hani sırf bu nedenler yüzünden de Nagihan eğer istemiyorsa, içinden gelmiyorsa çaya çıkarmasının bir anlamı yok. Sonra kendileri zor durumda kalıyorlar. Buraya çıkıp da şimdi olumsuz dedikleri zaman kıyameti koparıyorsunuz burada. Ama şimdi çocuk, yani hikayesi hayatı tamam, mı onun? Ama Nagihan'ın kendi içinden gelen önemli yani. Elbette burada ama Abdullah da aynı zamanda hani tamam da işi biz, gücü, okulu, yakışıklılığıyla da yani. Evet, hani biz hatır için çıkarsın demiyoruz yani, ki yaşından olgun, pırıl pırıl tanıması gerekiyor. Kesinlikle. Sen, yani Allah Allah. Yani İbrahim, böyle bir hayat hikayesi olmasaydı da biz ona tanı derdik. Bir şey söyleyeceğim ama ben Nagihan'ın kriterlerini yani biliyorum. Onun yaş takıntısı var. Geçen gün bangır bangır burada bağırdı. Sırf burada alkış almak için yorum yapıyorsunuz. Aa, bir şey için, konuşmak hayır, için konuşuyorsunuz. Konuşmak için. Bakın bir şey diyeyim. Müsaade eder misin? Hepiniz müsaade de. Yapıyorsunuz. Herkes sizi bakın lütfen. Hayır, baskı maskı yok. Sorma şartları konuş. Ya müsaade eder misiniz? Zuhal Hanım. Müsaade. Dinlemeyi de bir öğren. Biz normal şartları. Alkış için biz burada. Alkış sahnede oluyor, burada olmuyor. Sen bir kere kendini bil. Tamam İbrahim, tamam, sakin ol. Lütfen İbrahim. Zuhal, arkadaşlar bunu Şendoğan abi, ben bu diyaloğun çok hoş bir yere gideceğini düşünmüyorum. Sizden ricam, lütfen beni kırmayın, bu diyaloğu uzatmayalım. Talihsiz bir şey söyledi. Bir şey söylemek istiyorum Zuhal Hanım. Tabii ki hanımefendinin kararına biz saygı duyuyoruz. Elbette, tabii ki. Biz özel bir durum var. Özel evet, durum evet, olduğundan evet, biz evet. Bu baskı da değildir. Değil tabii ki. Yakışanı canım odur demek istiyoruz. Ya zaman zaman siz herkese demiyor muyuz burada? Ya bir çıkarsana, aynen, niye çıkarmıyorsun? Ne güzel kız, ne güzel çocuk diye. Yani bu da çok normal bir şey. Peki. Efendim Uğur. Bu konu istiraden olmasın. Bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim. Kardeşimizin zaten hani fiziki olarak, görüntü olarak ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel görünüyor. Kesinlikle.
diğer başka hiçbir şeye ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Nagihan'ın da tabii hatır günü değil de gerçekten etkilendiyse eğer, bu güzel kardeşimize bir şans vermesini istiyorum. Yakışıklı bir kardeşimiz çünkü. Teşekkür yani. Teşekkür ederim. İnşallah olumlu olur. Zor olacak. Peki kararlarını alalım artık Nagihan. Sen tabii ki kendi hür iradenle kararını vereceksin. Şöyle bir şey var. Evet, kendisi gerçekten mükemmel biri. Anlattığı şeyler beni çok derinden şey yaptı. Ama yaş kriterini falan da geçiyorum. Çünkü Deniz de 21 yaşındaydı. Şu an yaş kriterini kaçmıyorum bile. Ama ben dün daha Deniz'le yeni ayrıldım ve ben hala içimden tamamen Deniz'i atabilmiş değilim. Niye o zaman? Ya o zaman niye loca? Ya bir durun bir bugün, durun ya. Loca'da niye hemen oturdun bugün? Celallenmeyin dur. Efendim? Bugün niye loca'da oturuyorsun aklın Deniz'de de? Evet, keşke ya söyleseydin, çıkarmasaydık şimdi Abdullah karşına. Ekibe söylersin, çıkarmaz. Bu benim kararım. Bunu kimse yargılayamaz. Ama söylediği şey yanlış şu anda. Ama tamam şu anda. Hayır, keşke talip görmeseydin Nagihan. Senin aldığın bu karar sana gelen talibi de etkiliyor. Ona bir saygısızlıktır bu biraz. O zaman talibe çıkmaman gerekiyor hayatım. Neden çıktın? Biraz belki karşılaştığım yani talibim Deniz'i bana unutturacak. Belki bir anda ben bir şey hissedip Deniz'i aklına atacağım. İnsanlar yani. Özür dilerim. İnsanlar kimsenin yara bandı değil. Bir saniye, Deniz'e mikrofon verin lütfen. Yara bandı demedim zaten. Hay Allah. Söyle Deniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye Deniz, bir konuşsun Samet. Kardeşim öncelikle seni unutamadığını söyle. Öncelikle şimdi hoş geldin. Sana saygısızlık yapmak istemiyorum. O yüzden ya yanlış anlama beni lütfen, olur mu? Tabii ki. Ben zaten bir karar verdim. Bu kararı şimdi burada açıklamak istemiyorum. Ne kararı? Uzun bir süre yokum bugünden sonra. Uzun bir süre hı-hı gelemeyeceğim. Bu yüzden sen sonuçta devam edeceksin. Ben ne kadar doğru olur bunu söylemem bilmiyorum. Bugün, özellikle bugün o yaş kriterini unutup beyefendiyi dinlemeni istiyorum. Şu sebepten dolayı. Duygun olabilir, Deniz olmayabilir. Deniz istiyor bunu senden. Kaybedecek bir şeyin yok aslında. Dinlemiş olacaksın ve atıyorum pazartesi günü gelip olumsuz dediğinde kimse sana neden o zaman çaya çıkardın diyemeyecek. Bu da var. Uzun süre gidip geri gelecek misin Deniz? Efendim? Geri gelecek misin? %90 hayır. Peki. Evet. Ben bunu Deniz istediği için yapmayacağım. Yani burada kimse için ben yaşamıyorum sonuç olarak. Burada kimse de benim için yaşamıyor. Belki Abdullah burada oturduğu zaman ona biri gelecek ve Abdullah çok daha mutlu edecek biri de çıkabilir karşısına. Yani ben şu anda kimseyi bir şey diyemiyorum Zuhal abla. Valla zaten dedim diyeceğini kısıp daha net içe. Bari şu an bunu söylemeseydin, hayır deseydin de. Ben hala Deniz'i unutamadım da biraz tuhaf oldu yani Abdullah'ın karşısında. Çocuk zaten. Peki. Nagihan. O zaman sen de dışarı alın şimdilik. Deniz için madem talip görmek Nagihan istemiyorsun. Seni de dinlendirin. Tamam Şadım abla. Tamam. Hayır hayır. Yeter. Hayır hayır. Vallahi ben devam etmek zorundayım. Kusura bakmayın. Bazen bunu atlıyorsunuz hepiniz. Çok üzgünüm. Ama benim de bağlı bulunduğum bir ekibim var. Onların yönlendirmelerine kulak vermiyorum. Çünkü programın bir akışı var. Onlar onun timingini ayarlayabiliyorlar. Biz bazen unutuyoruz. Ama onlar bunu yapmak durumundalar. Ben de şimdilik Nagihan'ı dışarı alıyorum. Abdullah ile hocayı alıyorum. Sen bizimlesin. İnşallah başka talipler bulacağız sana. Canım benim. Hoş. Şöyle uzaktım. Hastayım. Çok sanırım. Sana. Geç lütfen oraya otur. Hoş geldin. Bir alkış Abdullah. Yaprak ve Çağrı geliyorlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedim ama. Hoş bulduk ablacığım. Suratlar düşük. Aa, bir şey gelmiş. Bir saniye dur. O ne? Yanar döner bir şey geldi. Getir bakayım Ercan. Hadi canım. Yana, lütfen getir. Ercan çikolatamı da iç ettin zaten. Fondü geldi. Çikolatalı fondü geldi. Bunu bana yapma, yine banadır inşallah bu sefer. Hadi ya. Eyvah, onaysa var ya, benim hiçbir şansım yok. Hiç. Yani bir çilek bile düşmez bana.
Şimdi bunu hemen sahibine vereceğim. Çünkü bu yanıyor, eriyor, gidiyor. Fondüyü çok dolandıramıyoruz. Size değil Selim Bey. Serkan sana geldi. Diyeti bozduydum ben. Ha? Diyeti bozduydum. Diyeti bozdun. Ben de niyeti güzel bozdum şu an. Benim bildiğim Serkan'ı 2 dakikada içe... Kartı oku kartı. Siz devam edin. Sen kartı okur musun? Evet. Ne diyor? Ellerimle daha ne hazırlarım sana Serkan? Afiyetle ye. İsim yok mu? Ama çağırıyorsun herhalde. Gelsin değil mi? Buyursun neler, gelsin. Buyursun gelsin. Peki buyursun gelsin dedi Serkan. Çok teşekkür ederim. Ben yemem canım benim. Beraber yiyeceğiz. Yok yok afiyet olsun. Sağ ol teklif ettiğin için. Evet. Size ne oldu bakayım? Niye suratlar düşük böyle? Çağrı. Dün çok kötü bir şey öğrendim abla. Aa hayırdır? Bir mesaj konusu var. Ne mesajı? Yani biz çaya çıktığımız gün Yaprak Deniz'e mesaj atmış. Hayda. Deniz'de unutulamayan erkek oldu. Onunla alakası yok. Bir de Deniz ne zaman konuşsun. Attın mesajı? Bir Deniz konuşsun ilk önce. Deniz ne mesajından bahsediyor Çağrı? Verseniz mikrofonu. Öncelikle sana bir şey söylemek istiyorum kardeşim. Dün seni kim aradı? Aramış. Beni Nagihan aradı. Onun gerçekten niye? Sana ne dediğini bir söyler misin? Ne dedi Nagihan? Mesaj attığını söyledi Yaprağın. Deniz'e. Biz bir saat telefonla konuştuk Nagihan'la. Nagihan sen nereden biliyordun mesaj attığını? Söyledi. Deniz sen niye Nagihan'ı arıyorsun? Hayır, Deniz beni aramadı. Söyledi direkt. Yüz yüze geldiğimizde söyledi. Siz nerede yüz yüze geldiniz ki? Locadayken. Ha locada oluyor. Arama yok kesinlikle aramayla mesaj atmıyor. Ben program yanlış sonrası mı acaba konuştum? Yok, hayır. Hayır yanlış anlaşılmasın. Şimdi şöyle bir şey var. Nedir mesaj? Ne yapıyorsun? İçeriği söyleyemem. İçeriğini söylemek benim hakkım değil. Ekibinize zaten gerekli bilgiyi verdim. Verdin mi? Ha biliyorlar onları. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesaj attığımı neden şimdi söylüyorsun? Evet ben şimdi... mesaj... Bir dakika. Evet ben sana mesaj attım. Daha sonrasında senden etkilendiğimi söyledim. Olumsuz oldu sonra Çağrı oldu. Neden şimdi söylüyorsun şimdi, Çağrı'dan sonra? Şöyle bir şey var. Rahatsız olduğum bir konu var ki bunu söyledim. Bu zamana kadar burada oturduğum zaman içerisinde böyle bir şey hiçbir zaman söylemedim. Hiçbir zaman söylemedim. Hayır, Çağrı olduktan sonra neden söylüyorsun? Açıklıyorum. İzin verirsen açıklayacağım. Dinliyorum. Burada zamanında Uğur'la ilgili bir konu geçtiğinde de bir mesaj attın. Ve o gün Uğur benim yanımdaydı. Ve ben Uğur'a o mesajı gösterdim. Neden cevap verdin? Nasıl? Neden cevap verdin? Cevap vermemde bir sakınca yok. Ne cevap verdiğim önemli. Evet. Ne cevap verdiğim çok önemli. Ben şu an mesajı görmediğiniz için... Tabii siz bilemiyorum. Evet. Bunu zaten ekibiniz uygun görürse... Ama mesaj zaten... attıktan sonra şimdi... zaten ben senden etkilendiğimi önceden söylemiştim zaten. Ama şimdi şey şu ki... var. Etkileniyorsun da ertesi gün neden Uğur'un konusu hep geçiyor? Ben bunu hiç söylemedim. Bana dokunmayan insana ben hiçbir zaman dokunmam. Bu hep böyleydi ama bu zamana kadar. Ama bunu zaten kapandı. Neden ama şöyle bir şey var. Gözlemlediğim kadarıyla... kimi istediğini hala bilmiyorsun. Çok iyi biliyorum. Kim? Hayır bence bilmiyor. Siz bence ne yapmak yok, pardon sen ne yapmak istediğini bilmiyorsun. Ama bak Çağrı da diyor. Bilmiyorsun. Bence bilmiyor. Hani mesaj atması çünkü benimle konuşuyordun sen. Sen neden mesaj attın Deniz'e? Ben şunu söyleyebilir miyim? Ben sana neden hayır ben dedim? Ben seninle konuşurken atmadım ki mesajı. Hayır sen benimle konuşurken atmışsın. Hayır seninle konuşurken sen bence hala atma. Deniz'den etkileniyorsun. Hayır dedi. Şunu söyleyebilir miyim? Konuşur musun? Şimdi senin Uğur'layken de attığın mesaj ben bunu Uğur'a göstermek zorundaydım. Sebep şu. Her gün yüzüne bakıp selam verdiğim bir insan. Bunu Uğur benden değil de bir başkasından duysaydı ben Uğur'un yüzüne bakamazdım ki sen bana talip olduğunda ben sırf Uğur için hayır dedim. Demek zorundaydım. İster etkileneyim. Onun için mi Nagihan sendin? Sen Çağrı evet, hak etmiyorsun. Dün söyleyecektim. Ama söylemedim. İçim rahat etmedi. Ben de Çağrı'yı arayıp direkt Çağrı'ya söyledim. Ekranda söylememek için. Sen mesajın ne olduğunu biliyor musun Çağrı? Hayır ben de bilmiyorum.
Söylemedi mi sana? Söylemedi. Zaten Çağrı yoktu yani. Çağrı muhabbeti yoktu. Şimdi benle konuşurken attın diyor. Evet. Şunu gerçekten Deniz sormak söylesin. İstiyorum. Şunu zaten hep ben söylüyorum. Şunu gerçekten merak ediyorum. Gerçekten doğru cevap ver bana. Kimi istiyorsun? Çağrı. Çağrı'yı istiyorsun. Evet. Ben öyle Emin düşünmüyorum. Misin? Ben istediğini ben düşünmüyorum. Deniz sana ne zaman mesaj attı? Ben gerekli bilgileri verdim. Onu burada söyleyemem. Mesajın da hangi içeriğini attı? Açıklayamam. Hangi gün? Hangi gün? Benimle çaya çıktığında mı attı mesajı? Evet. Birkaç gün önce. Tam tarih net bilmiyorum. Telefonum da yanımda evet, değil. Evet, Deniz'le Çağrı'yla çaya telefonum, çıktı. Telefonumuz... Şu an yalan konuşuyoruz. Biz ama bir haftadır yapraklı konuşuyoruz ama... Ama zaten evveliyatı var buraya yani. Çıkmanızdan tamam evvelsiz. Tamam ama şu an Deniz yalan konuşuyor. Şu an yalan sen beni başlamak olarak mı kullanıyorsun? Deniz yalan söylüyor. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Şimdi bakın Zuhal Hanım. Program başlamadan önce buradaki herkesin telefonları toplanıyor. Telefonum yanımda olsa zaten gerekli bilgileri ben ekibinize zaten gösterdim, sorabilirsiniz. Benim merak ettiğim şey şu, asıl şey şu, mesajı attın hadi geçtim hepsini. Gerçekten ama gerçekten Çağrı'yı mı istiyorsun? Evet. Ben öyle düşünmüyorum. Emin misin? Evet. Zuhal abla ben de bir şey söyleyebilir miyim? İbrahim'e bir mikrofon verir misiniz? Ha Demir abi de konuşuyor. Bir saniye ben bir saniye konuşayım. Ben dün bir şey söyledim burada. Artı bu kadar kolay insanlara yalan konuşuyorsunuz diyemezsiniz. Deniz burada belki ben de dahil en son yalan konuşacak çocuktur. Ben dün burada ne dedim sana? Dedim ki bir şey açıklayacaksan bak bugün açıkla. Evet. Evet. Demedim mi sana ben dün? Evet söyledim. Niye açıklamadın bak bugün ne oldun şimdi? Peki ben Deniz'e diyorum... Tamam konuş. Ya Zuhal abla bir şey söyleyebilir miyim? Hadi Çağrı yoktu diyelim. Ben vardım Deniz'in hayatında o zaman. Evet çift taraflı bir hata var. Yani. Bir de o var. Ben Deniz'in hayatındaydım. Benim dediğimi bilmiyor, anlamak istemiyorsunuz. Ben dedim ki Deniz bir dakika beni dinler misin? Dinliyorum. Evet Deniz'e mesaj attım. Sonra talip olarak çıktım dedim. Deniz de kabul etmedi. O da dedi ki niye o zaman Çağrı ile çıktın? O zaman kendisi ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi pazar günü şu an burada yok. Muhammed de şahit. Amir ben Muhammed oturuyoruz. Amir dedi ki ben burada gideceğim onun ama açıklamasını dedi, yaptım zaten burada, ben. Bunu da sana gerçekten söylüyorum dedi. Hani üçümüzün arasında da kalsın dedi. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü sen ne istediğini gerçekten bilmiyorsun. Şimdi sen bununla konuşuyorsun. Dün açıklamasını zaten yaptım. Neden bir daha konuşuyorsun? Amir'e neden mesaj çekiyorsun? Dün açıklamasını yaptım diyorum. Ya işte sen ne istediğini bilmiyorsun. Eğer sen hayatında gerçekten birini istiyorsan kimseyle ilgi ve alakalı olmayacak. Ben Çağrı'ya bırakıyorum. Kime inanmak ben istiyorsun? Kesinlikle inansın. Senin ne yaptığını ben de bilmiyorum. Hani beni de burada bir basamak olarak kullandığına inanıyorum yani. Yaprak bir şey söyleyebilir miyim sana? Neden her yani ekran karşısında da bazen izliyorum seni. Burada da zaten görüyorum. Durmadan senin ilişkilerinde mesajlar çıkıyor. Gerçekten durmadan bu çıkıyor sende. Ben anlamıyorum durmadan. Aman sen konuşma aman. Söyle Uğur. Bak yine aynısını yapıyorsun. Az önce de kalkmış diyor ki bak şimdi bana diyor ki aman sen konuşma sen eksik kalırsın. İnsanları önce bir dinle. Burada bir iki kişi değil yaklaşık 4-5 kişi aynı şeyi aynı düşünceyi paylaşıyor savunuyor. Ve sen tersini söylüyorsun hala. Bana bir mesaj olayımız vardı ya seninle çıkan hani. Bana attığın mesajın aynısını Deniz'e attın benim yanımda. Deniz'in yanındaydım mesaj ben. Mesaj olayları mı açıyorsun şu an? Hayır bak şimdi şunu söylüyorum. Deniz'e attığın mesajdan bahsediyorum sana. 2-3 gün önce ben de Deniz'in yanındaydım. Deniz bizzat mesajı bana gösterdi. Ancak seninle sürekli tartıştığımız için sürekli bir kavga halinde olduğumuz için ki bu durum hem seni hem de beni rahatsız ediyor. Bunu seninle de konuştuk zaten. Ben bir şey konuşmayacaktım. Bir açıklama yapmayacaktım. Yanlış anlaşılacağımdan korktuğum için. Ben de senin ne istediğini gerçekten bilmiyorum ve eğer ne istiyorsan veya ne söylüyorsan onu uygulayamıyorsun. Davranışlarında bunu gösteremiyorsun ve bu sebeple de insanları kırıyorsun, üzüyorsun. Kafan mı karışık? Duyguların mı karışık Yaprak? Hayır ya, kesinlikle öyle bir şey yok. Üçüncü şahıs bence Yaprak. Üçüncü şahıs Serkan. Yani çok komik bir durum değil mi şu anda Zuhal abla? Üçüncü şahıs Serkan olarak gösterirken üçüncü şahıs bir de Yaprak çıktı. Bu da tabii Deniz'le olan derdinden mütevellit konuşuyor. Benden geçti bana bir şahıs mas tamam. Demeyin artık ya. Hayır bak iyi bir şey söylüyorum. Şimdi. Tamam iyi bir şey söyleme. O demek şahıs ki hala sen söyleme. Bir şeyler ben burada... varken hala Serkan diyor. Ne alakası var? Evet. O konulara girmeye gerek yok da beni şahıs olarak burada şey yapmayın yani.
üçüncü şahıs diyelim. Yoksa sen bir şahıssın, bir bireysin. Siz ne derseniz o Zuhal Hanım. Meyveler de bitti zaten. Afiyet olsun. Çikolatayı size bıraktım. Peki şimdi Çağrı, ben inanmıyorum yaprağın dedi. Ben inanmıyorum yaprağın. Bitirecek misiniz peki ilişkinizi? Ben bitireceğim. Ah. Yaprak bitiriyor. Farkında mısın? Sen ısrarla ben Çağrı'yı istiyorum diyorsun ama. Yok. Benden etkilendiğini söylüyor. Geri dönüşü kesinlikle benden olmaz. Etkilendiğini söylüyor. Deniz'e mesaj atıyor. Abla böyle bir şey olabilir mi? Haklısın. Haksız diye çok affedersiniz. Ne yapacaksın Yaprak? Ne yapmayı düşünüyorsun? Çağrı İki bitiriyor. İki bulgurdan oldu. Ha? Çağrı bitiriyor. Ayrıca, inanmak istediklerine zaten kendisi inandı. Ben de istemiyorum. Ben inanacağıma inandım. Evet. Ben inanacağıma inandım. Peki şimdilik alıyorum sizi böyle. Locada yer açıldığında tekrar gelirsiniz. Ayrı ayrı yolunuza devam edeceksiniz. Peki. Şu an Nagel seni de alayım arkaya. Locada yer açıldığı an hepinizi alacağım. Naz ve Doğan geliyorlar karar anı için. Hoş geldin Ercan ve mikrofon. Hoş evet. Naz uzun bir aradan sonra bir talibiyle çaya çıktı. Bir de yemeğe mi gitmiştiniz siz? Ercan VTR var mıydı Naz ve Doğan'la ilgili? Evet, yemeğe de gitmişsiniz. Oo, güzel güzel. Hazır mı peki? Hazır. O zaman bir VTR'mizi izleyelim. Akşamdı. İki lafından biri Baha Baha. Bu beni çok bunalttı. Çok üzdü. Belki bir şeyler söylemiştir Baha. Yani ben onu bilmiyorum. Her gelen talibime müdahale ediyor dışarıdan. Onu sormak lazım. Gerginlik gayet güzel bir akşam yemeği geçirdik aslında ama benim kafamda bazı soru işaretleri var. Bunlar da beni rahatsız ediyor açıkçası. Kendisinin dışarıda zaten Baha ile konuştuğunu gördüm, şahit oldum. Kendisine sorduğumda zaten bana sert tepkiler gösterdi. Kendisinin hala Baha'ya karşı bir şeyler hissettiğini düşünüyorum. Bu durumda beni rahatsız ettiği için çekingen davranıyorum kendisine. Eskiden geçti o zaman aşmili. Naz, mevzu ortada yani. Kim başlamak istiyorsa başlasın. Naz başlasın. Ben devamını getiririm zaten. Yine aynı isim, yine evet, aynı mevzu. Evet, yani bir türlü kurtulamıyorum. Her gelen talibimin hala aklında Baha mı var? Hala konuşuyor musunuz gibi sorularından artık bıktım yani.
Sürekli bunu soruyorlar. Yani eğer böyle bir şey düşünüyorsan o zaman Talip gelmeseydin. Şimdi şöyle bir durum var. Sen canlı yayındayken söylemiştin zaten. Aklımda kesinlikle Baha yok. Taliplerimi arayacağım dememiş miydin? Evet. Ben de o yüzden geldim zaten. Ama tam da gelip bana sürekli aklında Baha mı var? Baha sana ne dedi? Baha arıyor mu? Baha ile konuşuyor musun? Yani sen benle bir yola çıkmak için benle konuşacağına sürekli Baha'yı karıştırıyorsun işin içine. Şimdi Baha mevzusu açıldığı zaman senin gözlerin yerinden çıkacak gibi oluyor. Ben anlamadım yani. Öyle mi? Evet. Öyle bir şey olmuyor. Ben sinirleniyorum. Hayır, ben sana dün bağırıp çağırarak bu konuyu kapat dedim. Çünkü rahatsız oluyorum Baha konusundan. Dün çaydan sonra da dışarıda Baha ile görüştüm. Aa, nasıl görüştüm? Dışarıda. Nasıl görüştün? Nasıl görüştün? Hayır hayır. Ya Baha sadece sordu. Feryal'i sordu buraya gelecek mi gelmeyecek mi diye. Ben de dedim git kendisine sor yani. İnsan olarak bir şey sordu. Ben de cevap verdim. Nereden biliyorsun sen bunu? Gördüm. Görmüş. Sen de takiptesin tabii. Dışarıdayken gördüm, denk geldi. Dışarıda otoparkta orada mı? Evet. Ne kadar süre konuştular? Çok az bir şey yani. 3-4 dakika kadar konuşmuşlardır. 3-4 dakika konuşmadık. Sadece yaklaştı bana dedi Feryal gelecekti. Haberin var mı? Geldi mi? Ben de dedim ben nereden bileyim numarası. Sen niye Feryal'i merak ettin şimdi? Arkadaşın biliyor musun? Yakın arkadaşlar onlar. Ondan. Şöyle söyleyeyim. Feryal neden merak ettin? Feryal bizim ortak arkadaşımız. Biliyorum. Zaten. Sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Aha. Feryal buraya gelecekti. Çünkü ben aradım Feryal'i. Nazlı da görüşecekti. Biz dışarıda buluşacaktık Feryal'le. Tamam, sen direkt Feryal'i arayaydın. Feryal'i aradım, telefonu kapalıydı. Nazlı tamam. Zaten Feryal'in okay. Feryal'in tamam. Telefonu kapalı. Haberin var mı? Görüşecektik Feryal'le diye ben Nazlı'ya sordum. O kadar yani. Onun dışında başka bir muhabbet, herhangi bir muhabbet geçmedi. O da onu gördü. İşte sürekli neden konuşuyorsunuz? Ne bileyim senin aklına hala o var dedi. Ben de bunu biraz... konuşmuşlar. Yani ağzı söylüyor ama gözleri, kalbi, yüreği söylediğini sanmıyorum yani. Aa. Doğan mıydı? Evet. Doğan mıydı? Yani görmüş olabilirsin. Öyle hissetmiş olabilirsin. Çünkü şimdi bak ben artık aynı şeyleri tekrar etmekten gerçekten yoruldum. Neden yoruldum? Çünkü gözleri öyle söylüyor falan. Ben Naz'ın o kadar sahtekar yalancı olabileceğini düşünmüyorum. Nasıl yalancı olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi biz evet artık ayrıldık, oturduk, taliplerimizi arıyoruz. Bir arada olamayacağımızı düşündük, karar verdik. Gerçi ilk bu kararı kendisi verdi, saçma sapan muhabbet yüzünden kalktı, nişan attı gibi mevzular yaşadık. Onu da belirteyim de yine sokuşturayım araya. Sonradan özür de diledi, ben bunu da burada dile getirdim. Sonra geldi yan çizdi. Burada yan çizdi. Şimdi eskileri açmak zamanı geç, kapat. Değil. Ben şu an Doğan Bey'le konuşuyorum. Doğan Bey'le muhatap oluyorum. Sana böyle, ancak birini sorduğu zaman gelecek. Böyle şu anda muhatap olun bu konuyla ilgili. Çünkü ben ne dedim o zaman evet. Benden özür dilediğini söyledim. Bana mesajlar attığını söyledim. Geldi buraya farklı bir şeyler yapmaya çalıştı. Hiç girmiyorum o mevzuya artık. Çünkü ben söyleyeceğimi söyledim o gün. Onun dışında böyle bir şey hissetmen normal. Çünkü biz yoğun bir ilişki yaşadık. Gerçekten çok uzun bir ilişki yaşadık. Nişanlandık, evliliğe giden bir ilişki yaşadık. Çok fazla şeyler yaşadık. Yani kalkıp da tabii ki bir anda böyle iki günde bir haftada kalkıp da bir şey olmuş olması ya da bir anda kafadan silmiş olmasının belki de bir mümkünatı yoktur. O yüzden de belki öyle bir şey hissetmiş olabilirsin. Ama dediğim gibi bir ilişkimiz yok yani. Herhangi bir şeyimiz de yani yok. Sen yani sen öyle hissettin. Benim aklımda falan Baha yok yani. Ya şimdi bunları sormam gayet normal bir şey sana. Sonuçta çünkü aklında, aklında işte kalbinde olan aklında olmaz. O yüzden öyleyse. Yani ben şahsen düşünmüyorum. Hala kendisinin Baha Bey'e karşı bir şeyler hissettiğini düşünüyorum. Israrla. Sen öyle düşünüyorsun ama öyle değil yani. Sana öyle gelmiş olabilir mi? Yani mimikleri olsun, hareketleri olsun, Allah gözleri Allah. Olsun ama... Yo ben yani. Genelde böyle rahatım yani. Bak bakayım bana Naz. Baha. 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 Ya Zuhal abla. Baha deyince gülüyor. Ama Zuhal abla. Senin söyleme tarzından gidiyorum. Baha'yla alakası yok. Evet ben esprili biriyim ondan. Bana kararını... genelde gülerler. Yani Baha ve Naz'la alakası yok. Bak Baha'ya da döneyim Naz. Naz. Bak o da güldü. Bak ben de gülüyorum Naz deyince. Ama sizin söyleme şeklinizden kaynaklı. Evet. Kararımız... Evet. Kararınız... Yani... Olmaz diye düşündük. Bu şartlar altında evet. Diyorsun. Emin evet. Misiniz?
Hala kalbi gönlü ondayken benim onunla beraber doğru olmaz yani, öyle düşünüyorum. Peki siz bilirsiniz, ne diyeyim yani. Doğan, sen devam edecek misin bize? İsterim. Hoş geldin. Naz şimdi yerine geçiyor. Yer var mı Doğan orada arkadaşlar? Evet, Burak'ın yanı boş. Hoş geldin aramıza Doğan. Birkan ve Hazal dün biraz gergindiler. Gerilen bir kişi daha var. Birazdan öğreneceğiz. Ama şimdi düne dönüyoruz. Sonra da çiftimiz gelecek efendim. Sen benim kaç gündür problemlerim olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. İnsan bir telefon açar, Birkan sorunun var mı, sıkıntın var mı diye. Ben sende güven problemi yaşıyorum. Yani şimdi sana ben şöyle... sana fazla geldiğimi düşünüyorum. Ben Birkan'a talip olarak geldim. Yeterince zaten en büyük adımı attım. Ama aynı adımları o bana atmıyor. Benim bir problemim olduğunu biliyordun yani. Birkan, problemim var, yan yana olalım ya da... Sen bana ne dedin? Yoruldum dedim. Ben de seni elimden geldiğince yormamaya çalışıyorum Birkan. Yani sen güvenden bahsedip duruyorsun da ben de sana aynı şekilde güvenmiyorum. Gerçekten hani ne bileyim, rahatsız ederim diye veya bir şey olur çünkü bir problemi vardı. Ben bunu bahane olarak algılıyorum. Bahane değil, özür dilerim, öyle hissediyorsan bu saatten sonra öyle davranmam o zaman. Geldin. Sana karşı ağır olmamdan, duygusal bakmamdan ya da benim konuşmalarım sana çok büyük geldiyse ben gitmek istiyorum dersen buyur. Seni kırdıysa özür dilerim. Çünkü ya bu özür dilenecek bir durum hayır, değil. Hayır, ben sadece senin çok yorulduğunu düşündüm. Bu başka hiçbir şey yok. Ay narin 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 narin. Bunların da yüzleri mahkeme duvarı gibi. Nasıl beceriyorsunuz bu hale gelmeyi, getirmeyi ilişkinizi vallahi bilmiyorum. Pırıl pırıl bir kız. Birkan ona keza delikanlı bir kardeşimiz, arkadaşımız. Ne güzel başladınız. Tatlı tatlı. Aslında Zuhal abla şöyle bir şey söyleyeceğim de. Evet, çok güzel başladı. Çok güzel adımlar çok attı. Ben de çok güzel adımlar attım. Evet. Ama yani bilmiyorum ya, geldiğinden beri bir tuhaflık seziyorum ya. Geldiğinden beri azaldı, bir tuhaflık seziyorum. Hep soracağız, bir soracağız, dur. Araya bir kararımı almak durumundayım. Hanife'ye Okan gelmişti biliyorsunuz. Önce bir çağıralım, kararlarını öğrenelim ama VTR'miz de varmış, buyursunlar. Sesinde aşk var ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Aşk bizi nerede nasıl yakalar değil mi? Belki paravanın arkasındadır canım. Ben sana evet der miyim? Evet demelisin bana. Zaten açıldığında diyeceksin, buna eminim. Kurulunca koş gel bekliyorum. Son şarkı. Yok yok. Ben nadir bir insanım burada o zaman. Ben bir çay içmek istedim kendisi. Durman söylüyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Merhabalar. Bir eksik var burada. Evet. Hanife. Nerede? Vallahi bilmiyorum. Hani şu an LED'de de. Aynen, orada gözüküyor. Varlık olarak aramızda değil. Aynen. Konuşabiliriz mi dün? Yayın çıkışı çünkü çay içmek istedik seninle. Evet, çay içtik. Güzeldi her şey. Evet. Konuştuk. Hatta benim ona bir sürprizim vardı bugün. Öyle mi? Aynen, güzel bir sürpriz yapacaktım ama burada olmadığına göre ona yani yapmama da gerek yok artık. Niye böyle oldu? Yani siz bir tartışma bir şey yaşadınız mı? Aslında çok da bir tartışma olmadı. Hani güzeldi. Benimce yani kendimce güzeldi. Benden hoşlandığını, beğendiğini
hissettim, ben de onu gördüm. Evet, dün de söyledi aynen. Zaten. Kendisi kolay kolay kimseyle de çaya çıkmıyor evet, zaten. Evet. Bilemiyorum, hani bir şey demedi, söylemedi. Bu hem bana hem size yapılan bir saygısızlık. Burada olsun isterdim. Olumsuz olacaksa bile bu kararı burada beraber vermek isterdim. Yani. Şaşkınım. Biraz da kızgınım. Haklısın. Yani şu saatten sonra gelse, dağları yerinden oynatsa, özür dilese ben bu saatten senin sonra... Senin için bitmiş midir? Bitmiştir yani. Bu yani benim için ya siyahtır ya beyazdır. Ortası yoktur. Netim. Kendisi bana o netliği, o dürüstlüğü gösteremedi. Yani en azından bize hani hadi sana söylemedi. Aynen, hani size bir şey diyebilirdi. Bir bahane ya da bir sebep, bir şey maruzatını bildirip şu sebepten dolayı gelemeyeceğim deyip gelmeseydi eyvallah, ama aynen. Yani birden buhar olup uçtu. Evet. Biz de bilmiyoruz açıkçası nerede olduğunu. Sana da söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Haklısın da bu konuda, saygı yani, duyuyoruz. Evet. Benim için bitmiştir diyor Okan. Kesinlikle. Yani ben ta Antalyalardan geldim onun için. Biliyorum, kendisini biliyorum. Evet, tabii takip ediyordum, görüyordum, biliyorsunuz. En azından bir açıklama yani. Yapabilirdi. Aynen, kesinlikle. Evet, evet. Peki şöyle yapalım. Hanife senin için bitti ama program senin için devam edebilir eğer Aloce'ye gelirsen, katılırsan. İsterim tabii ki. Ben de kendi... talipli adaylarım. Seni bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetirler mi? Evet, benzetiyorlar. Benziyorsun, evet. Sağ olun. Peki, biliyorum. O zaman sen de bizimle yoluna devam edeceksin. Tamam. Yer var mı orada arkadaşlar? Var. Peki, tamam. Aramıza hoş geldin hoş Okan. Taliplerini arayacak. Bir tuhaflık seziyorsun Hazal'da. Evet. Ne gibi bir tuhaflık? Soğuk mu, mesafeli mi? Mesafeli değil ya. İlgisiz mi? İlgisiz de değil, mesafe de değil. Ben bundan hiçbir zaman şikayetçi olmam. 4 günde kalkıp bana çok çok ilgi beklemem ben. Ama yani bilmiyorum, tavırları benim hiç hoşuma gitmiyor. Bunun ilgiyle ya da hiçbir şeyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Benden hoşlanarak geldiğini ya da beni isteyerek geldiğini de düşünmüyorum. Öyle seziyorum. Yok canım, öyle mi Azal? Şimdi Birkan konuşmasını bitirdiyse ben konuşmak istiyorum. Ama lafımı kesmeden... Yok, ben kimsenin lafını yok, kesmedim. Yok, hayır. Şöyle bir şey var. Biz bir ilişkiyi, evet, biz seninle tanışmamıza vesile olan program burası tabii ki de. Zuhal Hanım'a da teşekkür ederim böyle bir program yaptığı için gerçekten. Rica ederim. Şöyle bir durum var. Bir sorunun varsa ilk önce bana söylemelisin ki ben de ona göre hareket edeyim. Ben bak, seni tanımıyorum. Bir saniye lafımı lütfen rica ediyorum. Onun önce buraya ben, sen buraya geldiğin için ben bu sorunumu da burada hallederim. Her hayır, şeyimi de burada hallederim. Tamam, sen hayır. Sen burada beni tanıdın. Bir dışarıda ifade edebilir misin? Anlat. Rica ediyorum lütfen. Şimdi şöyle bir durum var. Ben sana sabah mesaj çektiğim zaman ben mesajları da okudum. İlk sen bana ilgisizsin diyorsun. Sana güvenmiyorum diyorsun. Numaranı ben senin aldım. Şöyle bir durum da var. İlk her zaman ben sana mesaj çektim ki bu kayıtları da duruyor telefonumda. İlk her zaman ben sana mesaj çektim. Ben sana elimden gelebildiğince adımımı attım zaten. Benim elimden daha fazlası gelmez. Zorlayamam da kendimi bu konuyla alakalı. Şimdi sen bana ne dedin dün? Güvenmiyorum dedim. Ben sana fazla mı geldim dedin. Hayır, ben bunu da kabul etmiyorum. Dün ve gerçekten ailemle bu konuyla alakalı ciddi ciddi yorumlar aldım. Sen bana fazla herkes gelmedin. Mi? Galiba ben sana fazla geldim sana adım atarak. Lafın bitti mi? Bak, ben dedim ki senin ilgisizliğinden ben şikayetçi değilim dedim. Sen bana farklı geliyorsun dedim. Anlıyor musun? Ben sana daha sen nasıl gelebilirim? Geliyorsun. Daha nasıl gelebilirim? Bak, diyorsun ki hep ben sana adım attım. Sen benim problemlerim olduğunu biliyorsun. Problemim için bana mesaj atmıyorsun, beni aramıyorsun. Birkan, konuşmanın devamını zaten gayet iyi şey biliyoruz için. Biz. Bak, saçma konuşmanın sapan bir şey için devamını gayet iyi biliyoruz. Basit, bir dinle. Ben seni dinledim. Ben böyle basitlik istemiyorum. Dün de ben seni dinledim. Bu ilişki basit değil. Ben de basit. Anladın zaten mı? Davranmıyorum. Sen basit kelimelerine lütfen dikkat eder benim, misin? Sen kelimelerine dikkat edeceksin. Ben değil. İlgisizliğinden şikayetçi değilim senin. Bana ilgilisin gayet. Ama yaptığın tavır, hal ve hareket benim hoşuma gitmiyor. Ben sana bir hal ve hareket yapmadım ki. Ne demek yapmıyor? Beni saçma sapan bir şey için arıyorsun ya. Benim problemimle ilgili beni aramıyorsun. Gidiyorsun saçma sapan bir şey için. Bir kere konuşmanın başı da çok farklıydı Birkan. Gayet de iyi. Günaydın yazdım sana. Ondan sonra cevap alamadım. Belli bir
Yani hayır, cevap alamadın ardından attığım mesajdı. Ha ben biliyorum. Cevap alamayınca mecburen onu demek ki yani belki çünkü zaten şey arayıp sormuyorsun. Bir şey soracağım. Bir insanın işi olamaz mı cevaplar? Ben dün çok tepki aldım kendimi savunmadığım için. Ailemden çok tepki aldım kendimi çünkü savunamadım. Maalesef savunamadım. Sessiz kalmayı tercih ettim. Savunacak bir şey yok ki. Neyi savunacaksın? Hayır, lütfen. Lütfen. Bana attığın mesajı mı savunacaksın? Ya da bana saçma sapan bir şey için aradığını Birkan, mı bana ben sana bir gün öncesinde de gayet normal bir mesaj attım ama konuşmanın devamını sen getirmedin. Demek ki benim acayip hareketlerim yok, senin ben var. Uyuyacağım dedim, konuştuk biraz, uyuyacağım dedim. Ne yapmamı bekliyorsun? Ne konuşacağız? Tamam Birkan, sen haklısın. Zaten konuştuğumuzu konuşuyoruz gün boyunca. Bence sen haklısın, tamam mı? Haklıyım tabii ki. Haklısın. Haklısın. Ben hala tam olarak sorunun ne olduğunu anlamadım. Anlayan varsa söylesin bana. Valla ben anlamadım. Sorun ne biliyor musun Zuhal abla? Hanımefendinin yani... Ya şimdi konuşamıyorum ya. İlgisiz de değil İlgisiz diyorsun. İlgisiz değil abla. Ama tuhaf diyorsun. Tuhaf. Ne tuhaf biliyor musunuz? Ne tuhaf? Düşünün sizin bir probleminiz var. Tamam. Tamam mı? Ama ciddi bir problem. Kendisi bundan haberdar. O gün sizi aramıyor. Siz bunu nispet amaçlı problemim var diye fotoğraf kaldırıyorsunuz. Seni kalkıyor sabah senin problemin için aramıyor. Sanki senin menfaat olarak, şimdi, benim menfaat olarak kullanıyor. Beni arıyor diyor ki niye fotoğraf kaldırıyorsun? Hani bu benim aklıma geldi. Sen ben bu benim büyük problemle ilgili telefon beklerken bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey ederek için. Lafınızı çok özür dileyerek kesiyorum. Tabii tabii, rica ederim, söyleyeceğim. Mesajlar duruyor. Ben o konuşmanın devamında Birkan'a daha buraya gelmemişti. Bu raddeye gelmemişti olay. Mesajların devamında şunu belirttim. Birkan dedim, ben sana mesaj çekmiyorum. Seni rahatsız etmemek, dün seni yormamak için. Evet, bak. Evet. Ve bunu dün canlı yayında ben bu olayların buraya geleceğini zaten bilmiyordum. Bana çünkü çok olumlu şeyler söyledi. Ondan sonra teşekkür ederim dedi. Şaşırıyor musun şu an? Ben zaten dün şok oldum. Ben gerçekten şok oldum diyor. Olumlu derken? Teşekkür ederim. Lütfen ben mesajları göstermek istiyorum ya. Aman yani, göster, ne var bu? Hayır, olumsuz. Sen bana tepkini orada zaten belli etseydin. Ben de sana yorumumu açık açık yapacaktım. Ama ben sana gelip de buraya bahane üretip söylemedim. Ben bir teşekkür ederim dedim. Başka da hiçbir şey yok. Tekrar bir bölmek durumundayım. Çünkü önemli bir konu var. Şimdi bilgi verdi arkadaşlarım. Fakat tam olarak kendisinden dinlemek istiyorum. İhsaniyeciğim, gelir misin böyle? Var mı mikrofonu? Taktılar evet, mı? Mikrofonu. Gel. Hoş geldin. Şimdi sen neden buradasın? Açıkla bize. Ben Abdullah'ın hikayesini dinledim ve ondan biraz etkilendim. Çünkü hikayelerimiz birbiriyle çok örtüşüyor. Sen de mi yetiştirme yurdunda evet, büyüdün? Evet, ben de yetiştirme yurdunda büyüdüm. Evet. Yani ben buraya aday olmak için gelmiştim aslında. Ama hı-hı, hikayesi beni çok üzdü ve ağlattı. Aynı duyguları yaşadım. Aynı üzücü hikayeleri yaşadım. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Sonuçta benim ailem de beni bıraktı. Ve şu an yanımda yoklar. Ben konuşmak istedim sadece Abdullah'la. Ya gerçekten hem nasıl diyeyim, hayat hikayelerimiz aynı. Hayatımız uyuşuyor. Konuşmak ister misin? İstiyorum abla. Birkan, çok affedersiniz. Sizi şöyle alayım da ben. Tamam, sıkıntı yok. Çıkayım sakın. Nasıl istersen, istersen. Bence ben çıkayım ya. Sen bir saniye dur. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, bir saniye dur. Bitiriyor musunuz işinizi? Evet. Neden? Yani değer mi? Ben buna izin vermiyorum. Yok Zuhal Hanım. Vallahi müdahale ediyorum buna. Lütfen Birkan ya. Birkan da zarar görüyor, ben de zarar ama görüyorum. Ama çok gerçekten saçma sapan gereksiz bir şeyler. Yani lütfen, sudan yok, sudan sebepler. Bunlar aşılamayacak, ilişkiyi bitirecek sebepler değil arkadaşlar. Zuhal Hanım, ne o yıpransın daha fazla. Bir kere daha hafta sonu var ne arada. Ne de ben yıpranayım. Gereksiz yani. O da insan evladı. Bakarız, ben de insan evladı tamam, diyeyim. Bakarız yok, diyor. Yok, bir hayır, ben tamam, tamam, sinirlisiniz. Ben teşekkür ederim. Yapma, bir konuşun. Bir kanal kızı konuş güzel güzel. Gel canım benim, otur. Gel. Gel Abdullah, bir alkış lütfen. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. 21 yaşındayım. Sesin biraz kısık geliyor da. Biraz daha yüksek ses bir 21 saniye. 21 yaşındayım. 13 yaşına kadar Zonguldak Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldım. Daha sonra Kayseri Kız Yetiştirme Yurdu'na geçtim. Orada 18 yaşına kadar kaldıktan sonra kendime bir hayat kurmaya başladım. Öyle. Şimdi benden beklentilerin nelerdir? Sadece şu an ben evliliğe hazır değilim. Sadece bir okul hayatım bitene kadar bir erkek arkadaşa ihtiyacım var. Ve daha sonra olumlu şeyler düşünüyorum. Hızlı gelişen bir şey istemiyorum.
Yani en az bir 4 yıl süreci. Yani burada tanışıp evlenmek olmak istiyorsun ama. Evet, burada tanışıp evlenmek istiyorum. Önce bir tanıyalım diyorsun birbirimizi. Evet, önce bir tanıyalım. Acelem yok benim. Bir söz, bir nişan. Şimdi Zuhal abla, evet, ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Hı. Az önce Uğur abi de, Baha abi de söyledi zaten. Ben de izin döndüm. Gerçekten İhsaniye gözlerimin içine öyle bir baktı ki, ya bilmiyorum, derler yani etkilenmek diye bir şey. Etkilendin mi? Öyle bir şey oldu. Şurada o kısacık anda. Sen nasıl bırakılmışsın canım? Ben 6 yaşında bırakıldım. Tanımıyorum. 6 yaşında. Tanımıyordum. Yani 18 yaşına kadar ne annemden ne babamdan haber alabildim. 6 yaşına kadar kim baktı sana? 6 yaşına kadar annem ve babamın evindeydim. Öz anne babam. Öz annem babamın. Bizim ailemiz biraz tartışmalı, şiddetli bir yaşam geçirdi. Yani şiddetli. Ayrıldılar mı? Evet, ayrıldılar. Şiddetli boşandılar. Yani çok fazla heyecanlıyım. Anlatamayacağım. Kıyamam biraz da sana. Acılar beni üzüyor. Ah ya. Yani anlatma taraftarı değilim. Ama arka tarafta yüz yüze konuşabiliriz. Peki. Daha rahat oluyorum. Tabii ki. Tabii ki saygı duyuyoruz. Kolay şeyler yaşamamışsın. Çok fazla ama, acı yaşadım. Paralellikler var Abdullah'la hayatınızda. Evet. Seni de 6 yaşında bırakıyorlar. 18'ine kadar yetimhanede büyüyorsun. Evet. Ne bir telefon ne bir haber vardı. Sadece annem aradı. O da bana çok fazla yalan söyledi. Yani. Geleceğim, gideceğim, seni ziyaret edeceğim, göreceğim falan ama hiç gelmedi. Ben hep onun avuntularıyla bekledim. Çok fazla bekledim. Gerek cam kenarında olsun, kapılarda olsun. Hep 13 yaşına kadar gözyaşları içerisinde ağladım ve şeydi. Hep biri gelecek. Yani bekliyorum ama yok. Yani çok farklı bir şey. Yani bilmiyorum. Sadece bekledim. Çok uzun ve sabırlı bir bekleyişti. Gelen yine olmadı. Ama öğretmenlerim anne oldu. Ama kimi öğretmenler anne oluyor, kimileri farklı. Çok farklı şeyler yaşadım. Yani babam hiç beklemediğim şekilde buldum. Ama şu an şey yani farklı yani ailemden hiç kimseyi beklemiyorum, istemiyorum artık. Çünkü onları gerçek bir şekilde buldum ve çok maddi açıdan da zenginler. Yani güçlü bir aile. Babanı nasıl farklı buldun? Yani bana verebileceği hiçbir cevabı yoktu. Benim karşımda içti ve ben onun kusumunu temizledim. Ah yavrum. Yani bundan utanmıyorum, çekinmiyorum. Yine yaparım. Ben ona bakmak isterim. Çok farklı şeyler düşündüm ailem için. Bakarım onlara falan diye. Ama onlar beni eliyle yine tersiyle ittiler. İstemediler. Olmadı. Vallahi çıldıracağım. Vallahi yani sinirimle üzüntüm birbirine karıştı. Karı koca olarak anlaşamayabilirsiniz. Kötü bir evliliğiniz olabilir. Boşanabilirsiniz. Binlerce çift var. Ama bu çocuğunuzu bir kenara atmak için bir sebep değil ki. Neden annen ya da baban almadı seni? Hadi siz ayrılın eyvallah da yani. 6 yaşına kadar bir de insan nasıl kopar? Yani nasıl bir vicdan bu? Nasıl bir annelik babalık duygusu? Ben anlamıyorum ya Rabbim ya Resulallah yani. Zuhal Hanım. Efendim. İnanıyorum ki buradan çok güzel bir hikaye çıkacak. İnşallah. Ben bu kenarda dururken o ara Zülfiye'ydi değil mi? İhsaniye pardon çok özür dilerim. Geldiğinde kardeşimiz öyle bir baktı ki hani diyor ya loca elektrik alamadım diye. Ben elektrik akışını resmen gördüm. Yani öyle bir baktı ki içine böyle bastırdı sanki. İnşallah birbirlerinizin yaralarını saracak güzel bir çift çıkacak buradan. İhsaniye. Efendim. Başka kardeşlerin var mı? Babamdan 2 tane var. Babamdan 2 tane. Aynı anne babadan? Hayır, aynı anne babadan değil. Ben tekim. Sen teksin. Hı-hı. Peki diğer evliliklerinden olan kardeşlerin, ablaların, abilerin? Yok. Yok. Annem evlenmedi.
Peki babanın çocukları ararlar mı, sorarlar mı? Onlar da kardeşin babam, oluyorlar. Onlar küçükler, çok küçükler. Ben gördüm onları. Yani merakımdan dolayı gittim, araştırdım. Sen mi araştırdın? Evet. Sen gittin buldun. Buldum. Daha doğrusu annem vasıta oldu. O şekilde gittik, konuştuk. Annenle görüşüyor musun? Annemle görüşüyorum. Annem buraya aracı oldu çıkmam için. İyi, iyi var. Peki demiyor musun anne beni niye bıraktın? Ben seninle olmak istiyorum. Annemin hayatı da çok düzgün bir hayat değil. Evet, ailesi maddi olarak güçlü bir yaşam sürüyorken annemi kadın sığınma evine gitmeye itecek kadar zorladılar Allah yani. Annem Allah. Kadın sığınma evlerinde yaşadı. Ya Rabbim ya Resulallah. Çok zor bir yaşantım var ve ben bu yüzden şöyle söyleyeyim, okuyamadım. Annemi, babamı, ailemi bulabilmek için okuyamadım. Yani okumayı çok istiyorum. En büyük hayalim okuyabilmek ve güçlü olabilmek, aileme bakabilmek, büyük bir aile kurabilmek, mutlu olabilmek. Ve kendi durumumda birisi olursa onunla daha mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü aynı acıları paylaşıyoruz. Mutlaka. Bu yüzden de Abdullah'ı duyduğumda heyecanlandım ve mutlu oldum. Ay canım. Nereye kadar okuyabildin? Kaça kadar okudun? Lise son sınıf öğrencisiyim şu an. Ha, devam ediyorsun. Evet, devam ediyorum. Tamam, bu şekilde çok devam güzel. Etmeye çalıştım. Tamam, biz de yardımcı olalım, yapabileceğimiz bir şey varsa. Okumana engel olacak bir durumun var mı şu an? Şu an okumama engel olacak bir durum yok. Güzel. Ben kendi şehirlerimde... Üniversite mi okumak istiyorsun? Evet, üniversite okumak istiyorum. Kamu yönetimini okumak istiyorum. Kaymakam olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri de hep kaymakam olabilmek de hayalim. İnşallah. Biz sana her türlü desteği sağlıyoruz, hiç merak etme. Evet. Sen okumak istedikten sonra hiç merak etme. Ama İngilizce kursuna da gitmek istiyormuşsun. Şöyle, benim bir tek alttan dersim İngilizce kaldı. Onu veremedim, yoksa liseyi bitirmiş olacaktım. Tamam, İngilizce dersinde benden olsun. Nerede görmek istiyorsan, o bende. Özel kurs, nereye gitmek istiyorsan söyle. Çıkışta arkadaşlarıma bilgisini ver. Tamam mı? Ben de konuşacağım seninle zaten de. İkinizle de hatta konuşmak istiyorum. İngilizce kursunu da al. Benim Abdullah'dan tek beklentim yani okumama saygı duysun ve okuyalım yani. Birlikte daha iyi bir düzeye gelelim. Biraz siz konuşsanız da be Abdullah. İkiniz de, sen de konuş, o da konuşsun. Biraz çünkü ben hayatımın pişmanlığını okuyamamakta buldum. Çünkü annemin peşine düştüğümde okuyamadım. Devamsızlıktan kaldım. Bu sebepten okuyamadım. Ve şu an okuyabilmeyi çok istiyorum. Çünkü öğretmenlerim beni okuyacağım konusunda çok eminlerdi. Ben onları yanılttım. Her sefer gurur duyuyorlardı. Onur belgesi falan alıyordum ben. Takdir alıyordum. Çok çalışkan bir öğrenciydim ama başaramadım. Devamsızlıktan kaldım. Yani affı yoktu devamsızlığında. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben de yani okuyamadım demeyeceğim. Okumadım daha doğrusu. Ama benim bir mesleğim var. Animasyon. Gene de oku. Okuyacağım. Ama ortaokuldan mı mezunsun, ilkokuldan ortaokul, mı? Ortaokul, liseye gitmedim. Git, açıktan liseye git. Açıktan yazılacağım. Bitir. Ben sadece şuna engel koymasın, başka bir şey istemiyorum. Benim bir mesleğim var şu an, animasyon. Ben çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum. Yani çocuklar için her şekle giriyorum. Benim bu mesleğime karışmasın, dilesin benden ne diliyorsa. Sor, karışır mısın da? Mesleğine karışabileceğimi sanmıyorum. Ne güzel mesleğim var, niye karışsın? Saygı duyarım. Çünkü o senin sevdiğin bir iş ve ben de çocukları çok seviyorum. Üstelik çok çocuk düşkünüyümdür. Yani bir yuva kurduğumda çok çocuk yapmak benim bir hayalim. Çünkü ailemi onlarla oluşturmak istiyorum. Yani benim bir ailem yok ama çok çocuklarımla, yani çocuklarımla bir aile oluşturabilirim diye düşünüyorum. Zuhal abla. Hocam. İzniniz olursa ben... İhsaniye ile de cumartesi pazar günleri hani cumartesi veya pazar günleri yetiştirme yurtlarından çocuklar gezdirilmek için veriliyor ya. İzniniz olursa İhsaniye ile bu görevi yapmak istiyorum. Kendisi isterse tabii ki. Kendisi de isterse. Şöyle, aslında benim de bir isteğim var. Benim rehabilitasyon merkezinde bir kuzenim var. İstersen seninle onun yanına gidebiliriz. O da ailesiz. Onu da benimle birlikte aynı anda yurda verdiler. Ama o engelli olduğu için biz ayrıldık. Ayrılmayı hiç istemezdim.
Onu çok seviyorum. Çünkü onun ailesi ona 21 yıldır bakmıyor. Kimse 21 yıldır yanına gitmiyor. O çocuk şu anda zihinsel engelliymiş. Zihinsel engelli ve İhsaniye'de kendini ona adamış. O bakıyor. Evet. Ben ona bakmakla yükümlüyüm. Yani annesi her ne kadar istemese de ben ona bakmak için can atıyorum. Her fırsatta para biriktirip yanına gidiyorum. Onu ziyarete gidiyorum. Onu görmeye çalışıyorum. Ona maddi olarak destek olmaya çalışıyorum. Ya da arıyorum, soruyorum, bir şeyler yavrum, yapmaya çalışıyorum. Yavrum Etin'le Burtun'la kendi, bak, kendi şeyini bırakmış derdini. Onun da bravo sana, helal olsun. Gidin beraber Abdullah Aslı'nı. Biz gönderiyoruz. Seve seve. Küçücük yaşlarına, küçücük yüreklerine neler, neler sığdırmışlar. Hastayım ama sarılacağım ikinize de. Gelin şöyle size bulaştırmadan. Sıyamam ben size. Çok güzel şeyler olacak, çok güzel şeyler. Sen ne güzel bir kızsın, aferin sana, helal olsun. Şimdi milyonlarca insan izliyor bizi. Evet, bir evlilik programı. Ama hayata dair ne yaşanıyorsa burada da işte onlar yaşanıyor. Zaman zaman ben böyle genç arkadaşlarım, kardeşlerim gelince gurur duyuyorum sizlerle ve şimdi sizden çok çok daha iyi şartlarda, imkanlara sahip, ailesi olan, özel dersler alan, işte her türlü ihtiyaçları karşılanan kardeşleriniz, abileriniz, sizle yaşı denk kardeşleriniz var. Onlar da işte görsünler, şükretsinler. Çünkü bazen kıymet bilmediklerini görüyoruz, üzülüyoruz. En ufak bir şeyin hesabını sorup isyanlara giriyorlar, olmadık şeylere dert ediniyorlar. Bakın, sizin derdiniz hiçbir şey. Ne olur elimizdekilerin kıymetini bilelim, şükredelim ve unutmayalım ki gerçekten bizim sahip olduklarımızın çeyreğiyle çok mutlu olabilecek, hayatları kurtulabilecek insanlar var. Yardımsever olmalı, düşünceli olmalı. Her zaman her şekilde hep yukarıya değil, birazcık da başka yerlere bakmayı bilmemiz lazım. Biz bundan sonra ben ve ekibim yanınızdayız her türlü ihtiyacınız için, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Dileriz ki güzel şeyler olsun. Olacağına da inanıyorum. Çok gördük ama sizler gerçekten de eğer ki birlikte olabilirseniz, mutlu olursanız biz çok mutlu olacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ama önce şu sorunlarınızı bir çözelim. Hafta sonu direkt ben sizi kuzenin yanına gönderiyorum. Sonra da Çocuk Esirgeme Kurumu'na da gidersiniz. Çay için şimdi sizi konuşacaklarınız vardır, hı, tamam mı? Bugün böyle bir gün oldu. Umut verici şeyler tabii bunlar. Yani bu kadar gencecik insanlar, ne hayatlar var gerçekten. Peki. Bir umut bekleyen Ancile ne var? Şu an bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Dün Serkan'la oturdular. Serkan biraz düşüneyim, karar mı vereyim dedi. Bir karar vermiştir mutlaka. Birazdan öğreneceğiz kararını. Ama önce bir düne dönelim ve yeterimiz efendim. Akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor, bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Güçlü ve büyük duygular var. Canım mı acıyor? Evet, ellerim titriyor, kalbim böyle. Seviyorum. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş,
avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz için ilahımsın, sevgilimsin. Sen benim her şeyimsin. Mutlu edeceğimi seni çok inanıyorum. Aşıksana Serkan. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Karşımda böyle ağlayınca ben iptal oluyorum ya. Etkilendim, yalan yok. Ama Angelina'dan değil, duygularından. Bu gece uzun uzun düşünüp yarın söyleyeceğim. İyi düşün ama. Her şeyimsin. Korkuyorum o tarafa bakmaktan. Ha? O tarafa bakmaktan korkuyorum. Neler geçiyor kalbinden, kafandan Angelina? Rahat değilim içimde. Zor uyuyorum. Zor uyuyorsun. Sürekli düşünüyorum, acaba bir cevap versek belki de artık bitecek yani bu rahatsızlık gibi. Belirsizlik insanı çok yoran bir şeydir, evet. Hiçbir şey düşünemiyorum. Buraya stüdyoya geldikten sonra ne olacak diye düşünüyorum. Hiç daha evvel aşık oldun mu böyle? O kadar değil. İlk kez mi böyle oldu? Sanırım ilk. Ben bir erkek için hiçbir zaman ağlamadım. Aşk çok güzel bir şey mutlaka ama çok da fena bir şey değil mi? Dağıtıyor insanı. Bazen çok da güzel değil. Bazen evet. Karşılıklı yaşandığında mutlaka insanın ayaklarını yerden kesecek bir şey. Öyle. Sevmeyen insanını sevince zor. Çok zor, evet. Ne derse dersin artık. Cevabını iki gün bile bekliyorum Serkan. Düşünebildin mi dün gece Serkan? Uzun uzun düşündüm. Nasıl olur diye. Beraber olsak hayal, nasıl olur? Hayal kurdum. Ama hani Suhal Hanım, o istiyor, olmuyor yani. Hani ben yapamam yani. Üzmek de istemiyorum onu. İlerisini göremiyorum çünkü. Kendi açımdan baktım ben yani. Herkes yakıştırabilir. Ama diyorum ya hani, yok, burada yok. İstemeye çalıştım. Gece gerçekten uyumadım. Uzun uzun düşündüm. Hani nasıl olur, olur mu, olmaz mı? Yok yani, bir gelecek göremiyorum. Kendisini üzmek de istemiyorum. Ama hani bazen elden bir şey gelmez ya. O durum bu durum işte. Gönül ister ki hani üzmeyeyim, mutlu olsun. İnşallah istediği gibi. Gerçekten. Sen benle mutlu olursan o zaman ben de mutlu olurum. Kendi üzmek gerek yok. Ya Angelina, bazı şeyleri zorlamamak lazım. Sen kendini iyi biliyorsun. Olmuyor diyor Angelina. Yapamıyorum diyor yani. Yok, bir gelecek göremiyorum ikimizle alakalı. Hani anlık bir şey istemiyorum ben.
Oldu mu tam olsun gitsin. İleride ben sorun istemiyorum. Ben aşırı derecede kıskanç biriyim. Ben senden dikkat çeken, modellik yapan bir hanımefendi. Daha kıskanç değilim. Ben de senin gibi kıskançım. Bunu bil. İşte bazı şeyleri zorlamamak lazım. Çok güzel bir kadın diyor. Yaptı. Ya o zaten diyor. Zuhal Hanım, Angelina'nın hani herkese dikkat sorsunlar. Çekin. Angelina'nın zaten güzelliği, fiziği tartışmaya kapalı. Tabii ki. Ben sonuna kadar arkasındayım. Dediğim gibi herkese sorun ya. Güzelliği, fiziği, hani gülüşü, bakışı tartışmaya kapalı. Ama hani bende olmuyor. O beni çekmiyor. Çekmiyorum. Ben etkilenemiyorum. Üzmek istemiyorum Angelina'yı. Hani dün gerçekten etkilendim. Ben bir bayan ağladım, ben dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Ama derler yani olmadı mı olmuyor işte. Olmuyor. Gerçekten olur mu diye düşündüm. O kadar bana hani sinirle söylemiştir diye tahmin ediyorum. Hani hakaretler şeyler. Kıskançlığından belki yaptı ama onlara rağmen gene düşündüm. Kabullenmek istedim ama diyorum ya ilerisini göremiyorum. Aramızda. Ben de öyle. Oldu mu tam olsun. Belki herkes şu anda çıkışabilir bana. Hani böyle bir kız kaçırılır mı diye. Belki de... Baha yani... abi de söyledi. Hayatında bir kere gelir. Belki de ben o fırsatı tepiyorum şu anda. Belki de. Baha abinin yüzü de burada. Dün söyledi. Yani sadece... Bir kere gelir hayatta. Güzel de değil, seven bir kadın. Yani gerçekten seni seviyor. Karşılıksız işte Zuhal Hanım. Karşılıksız. Yapamıyorum. Olmuyor. Tamam bu sevgi, aşk hani zamanla olacak bir şey. Onun da belki çabuk olmuş olabilir. Gerçekten bana karşı bir şeyler hissediyor olabilir. Sen zamanla aşık olabiliyor musun birine? Hani ben şey... diyorum ya ilk görüşte ha. Hani şurada oturuyorum, orada oturuyor. Sürekli kafası bende yani. Eğiliyor, senin de görüyorum. Kafası bende. Senin de sürekli kafası. O yüzden ben de çıkıyorum. Hadi söyleyin. Kafam onda ve ben reddediyorum. Söyleyin. Öyle olduğunu düşünen var mı? Öyle ya da böyle. Yok be hani böyle şeyleri şey yapmasınlar. Hiç gerek yok yani kafası yani Angelina'da falan. Şimdi... Angelina'da kafam olsa zaten ben buradan alıp giderim. Niye reddetsin canım? Evet o da çok saçma yani. Niye şimdi hayır şöyle, desin de? Hani şurada zaten 2, 4, 6 diye gidiyor. Şöyle baksam zaten... O bakıyor ben kafamı çekiyorum. Bana karşı gene yoğun duyguları hissetmişsin. Ben orada Baha abiye bakıyorum. Sen kendi ne Uğur'a bakıyorum. Bir saniye Angelina de bir şey diyor pardon. Bence Serkan kendi ne istediğimi daha öğrenmemiş olabilir. Ne istediğini öğrenmemiş. Evet bence. Ne istiyorsun peki evet nasıl bir kadın Serkan'ı? Onun cevabını verelim bari. Çünkü tam olarak çözemedik hakikaten. Senin nasıl bir kadının ya, etkileyebileceğini bilmiyoruz. Ya ben diyorum baktığımda etkilenmem lazım gözlerinden. Gözlerinden. Ya ben baktım mı benim zaten içim ısınır direkt gözlerinden ama yok olmuyor. Yapamıyorum ya. Hani zorlanacak bir şey de değil. Tabii ki değil, tabii ki değil. Ya benim kararım. Şu anda da herkesin saygı duyması lazım. Mutlaka ki herkes saygı duyuyorum. İnşallah bir gün pişman olmayacaksın bu karar verdiğin için. Çok şükür bu zamana kadar da hiç pişman olmadım verdiğim kararla Allah'a iyiliği. İnşallah. Sen gene üzülme ben pişman olayım ama bak. Üzülme. Gene ben pişman olayım. Üzülme diyorsun. Üzülmez miyim? Ben hiçbir zaman bu kadar büyük konuşmadım hiç bir erkeğe için. Zaten burada bir programda. Annemle her gün konuşuyorum. Yanlış mı yapıyorum acaba? Ya saygı belki duyarım. Ben bak ben burada yaptım bu ben burada için. Bak dün gece onu bile düşündüm. Burada dedim ki Angelina ile iki cihan bir araya gelse ben gene birleşmem. Onu bile sözümü ayaklar altına almayı bile düşündüm. Ama alakası yok. Ağlama Angelina ağlama.
ne yapsın aşık yani? Ve hayır cevabı oluyor, düşünsenize. Yok, ben kendi için ağlıyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke onun yüreğini açıp seni koyabilsem oraya, Angelina. Çok üzgünüm. Ben bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim ağzımdan bir daha Serkan isim çıkmayacak. Yapabilecek misin peki burada onu görerek? Tabii ki de zamanla her şey unutabilir insan. Zaman. Umarım. Ona söylemek saygı istediğin duyuyorum. Bir şeyler varsa. Serkan'a bir şeyler söylemek ister misin? Saygı duyuyorum. İnşallah pişman olmayacaksın o kadar. Çünkü belki de bir gün bana geleceksin. Acaba benim duygular kalacak mı düşünüyorum. Bilemem. Sen bir şey söylemek ister misin? Söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Zaten hani bir şey olsa, belki ilerleyen zamanlarda bir şey olsa, ben zaten yine söylediklerimi ayaklar altına alıp söyle, ben talip olurum yani. Olmuyor, olmadıktan sonra yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle olamaz mı diyorsun? Bir şey hissedemiyorum Zuhal Hanım. Burada söyledim ya, dün gece ben şunu düşündüm hani. Ben Serkan oğlum dedin ki kendi kendine, Angelina ile iki cihan bir araya gelse olmaz. Peki. Onu bile ayaklar altına alırım dedim ama reklam olmadı. Reklam arası efendim, reklamlara gidiyoruz. Böylesi sevdiğin için bir gördüm olduğu için ağlıyorsun için demedim mi sana gönül? Evet, maalesef Serkan ve Angelina olmadı. Angelina bize devam edecek misin? Evet. Peki. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun geldiğiniz için. Thank you.